Evet, herkese merhabalar. Bugün Apaydan'ın internet liginin 4. haftasında sizlerle birlikteyiz. Bugün iki maç yayınlayacağız. Yani 4 oyuncumuzun ikişer ikişer karşılaştığı 6 oyun oynadığı bir internet ligi var bildiğiniz üzere. Bazılarınız belki kaçırmıştır diye tekrardan Apaydan internet ligini bizim yayınladığımızı söyleyebiliriz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Bugün eski yayından biraz daha farklı olarak daha heyecanlıyız, canlıyız çünkü hastalıklarımızı yendik ve karşınızdayız. Dün yayında olamadık, onun için kusura bakmayın. İki genç konuğumuz var, 12 yaşında her ikisi de. Her ikisinin de adı Efe aslında ama Efe Hakan'la Efe Metehan. Belki Efe Metehan'ı daha önceden tanıyorsunuz zaten. Bir önceki 3. hafta yayınımızda daha önce görmüştünüz Efe Metehan Yavuz'u. Diğer konuğumuz da CM Efe Hakan Biz Öztürk. birine Metehan, diğerine Efe diyeceğiz. Efe Hakan'a Efe diyeceğiz. Çünkü onlar da öyle hitap edilmesini seviyorlarmış. Birazcık onları dinleyelim. Efe Metehan'dan başlayalım. Çünkü o da tecrübesi var en azından, öyle diyelim. Efe Metehan selamlar. Adım Efe Metan Yavuz. 12 yaşındayım. Bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa ikincisi oldum 2 defa. CM oldum. Bu arada Hakan'a sesliyorum Efe olarak. Efe sen de 12 yaş birinciliğini paylaştın mı? Değil mi? İkinizin de işte 12 yaş birincisi ve ikincisi hani birinciliği paylaştığınızı duydum. Türkiye'de bu gerçekten hoş bir şey. Bakalım bugün nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok çekişmeli olacağı kesin. Efe seni de birazcık tanıyalım. Sen ne zaman başladın satranca? İşte Elo'nu söyleyebilirsin. Şu an nerede yaşadığını söyleyebilirsin. Ben de 12 yaşındayım. İsmim Efe Hakan Öztürk. Şu an Tokat'ta yaşıyoruz. Tokat Niksal. Satranca 5 yıl önce başlamıştım. Bu 5. yılım. Geçen yıl bu zamanlarda Dünya Okulları'nda şampiyon olup CM ünvanı almıştım. Bravo, gerçekten her iki oyuncumuzun da Candidate Master yani CM unvanı var. Başka bir şey eklemek gerekirse şu an aslında Apaydın Satranc'ın İzmir'de bir kampı var. Efe Metehan da oradan katılıyor şu an. 12 kişi aynı kampta beraber böyle bir hafta beraber vakit geçirecekler ve tamamen böyle spora ve satranca odaklı bir kamp olarak bakalım nasıl sonuçlanacak. Ondan sonra da Çorum'a gideceklermiş zaten. Çok güzel bir fikir. Burada da Fethiye Apaydın'ı tebrik etmek lazım. Diyelim. Ve arkadaşlar isterseniz maçlara geçebiliriz. 3 artı 2 oynayacağız. 6 oyun üzerinden. Metehan biraz daha hakim olduğu için onun teklif atması daha doğru olur. Evet. Bu arada mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz? Ve oyun başladı. C4 ile başladılar. Ben şu an bir şey ayarlamam lazım. Onu düşünüyorum. Senin biraz oyun hakkında bir şey söylemen lazım. Çünkü bir şeyi unutmuşum, onu düzeltmem lazım. Yani sabitlemeyi unutmuşsun. Ve onu da kapatmışım. Bulamıyorum şu an. Evet, şimdi oyuna dönersek C4'ü çok fazla görmemiştik önceki turnuvada. Ya da bu D4 hamlesinden sonra sanki gördük mü diye. Ya bütün büyük usta turnuvaları böyle birbirine karıştı. Klasik bir işte C4'te C5'li bir yapıda D4 sürüşüyle devam ediyor beyazlar ve merkeze atını koymuş durumda. Şimdi buradan sonra asıl önemli olay beyazlar C1'deki filini nereye koyacak? Evet, B2 ya fil B2 tercihi. Yani zaten
O da anladı beyazların sorunun aslında işte cebirdeki fili nereye koymak olduğunu. O da fil B2'den gelişip belki G7'deki fille B2'deki fili bir şekilde değiştiği zaman buradaki siyah karelerde bir şey oluşturmaya çalışıyor olabilir. Hemen fil B2 geldi zaten. Burada bir at E4 tarzı bir şey oynanabilir beyazlar adına. Çünkü o dediğimiz ops, pardon. O dediğimiz devam et sen O ben ne? halledeceğim. Bu arada pin değil miydi ya? İşte uygulamanın adını bilemedim. Bilemediğim için şu an Baran'a mı sordun? soramadım. Bunu da yapamadım. E3 tercihi geldi. Ha, şimdi işte at E5'i bir şekilde kaçırınca D3 gibi bir karenin boş olduğunu görüyoruz ama işte belki şimdi hemen at D3 oynayabilir çünkü önemli olan zaten B2'deki fili bir şekilde yok edebilmek. Önce fil G4 geldi. Ben at D3 oynardım ya. At D3'ten sonra Şimdi F3 sürdürmek istiyor olabilir yani orada bir. ama o hamlesi kalmıyor şimdi. Tekrardan fili D7'ye ve sonra C6'ya koyma fikriyle oynayacak galiba. Şimdi Yani D3 gibi bir olay yok. şimdi belki E3'ü de E4 mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Böyle mi kalacak burası? Çok önemli değil. F4 bile sürebilirim. Şunu çok acil halletmem lazım. Onu da siz yaptığınız için şu an tabii ki bulamıyorum. Çek be. Çek çek. Sıkıntı yok. Sen şey yapsana. Mesajları arasana. Ne mesajı abi yok mesaj. Çıkmasın da. Şimdi dediğimiz olay oldu zaten. B2'deki fille G7'deki fili değişmeye gitti beyazlar. Şimdi at C7 bekleniyor herhalde. Şimdi bir sorun da çözüldü ama fil B2, vezir B2, fil B2, vezir B2 ve atı herhangi bir yere döndü. Bu Kayser, bugünkü Kayser oyunda vardı hatırlıyorsan bu arada at G7'ler çok dolandı Aronyan. Aynen. Ona şu an şey yaptım. Şu an ama işte şey evet flaşı çok doğru bir tercih. Hemen Filini bu diagonalde o diagonalde tutacak. Daha iyi fil hem de at F5'e direkt fil çarpı F5 olabilir. F5 geldi. Önemli değil. Kale E1 ile devam etmesi lazım. Kale Yani bu E1'den sefer sonra. E7 piyonu zayıflamış oldu. Evet, kale E1 ile şimdi E7 piyonuna bir baskı var. Kale AE8. Burada belki G4 gibi bir yarma fikri olabilir. F4 geldi. Ama şimdi E6, hemen E6. Şimdi o hemen E6 mı? Hemen E6 oynaması lazım siyahların bence. D6 kalacak öyle ama. Yapacak bir şey yok. Onu da D5 sürecek bir şekilde. Ya O. şimdi böyle şeyler oldu da. Bu fili canlandırdık gibi geldi E6 ile bana. Sonuçta bu fil ölü gibi olacaktı. Olabilir. Ben bunu kaçırdım. Ya C5 yani E5 sürebiliyorum zannettim. şimdi F4'ten sonra C5 falan olabilir maksimum bu fili açma fikri. E6 ile biraz Beyazın fikri çok doğruymuş. F4'ten sonra şimdi E5'i de kesmiş oldu. Ve fil G2 ile şimdi olay farklı boyutlara geldi. Beyazın evet bu noktada daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hemen tehdidi filin bu diagonalini açmak. Ya bu çaprazını açmak. O çaprazı açmak da artık çok kolay. Ve o çap... Aa. Ne güzelmiş.
Ne o? Nasıl yaptın Ha, onu? Biz... bulamaz. Evet, çok fazla. Pardon, Çok pardon. fazla bastım bu sefer galiba. Şöyle. Beyaz al. Bir dakika. Tamam. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Beyazdan izledim artık. Aa, bu tercih bence yanlış. Fi g2, e çarpı d5, fi çarpı d5, şah 8. Aa, bu tercih yanlıştı değil. Daha doğrusu öyle olmak zorundaydı. Ve gel gelelim. Siyahın konumu pek istediği gibi kalmadı. Çünkü g7'deki atı kaldıramıyor şu an hiçbir şekilde. Ama şey fırsatı da yok galiba şu an. Heh, şimdi e1'deki kale istekte. Ne yapılacak? Şimdi vezir f2 gibi bir şeyler oynanabilir. Birinci seçenek olarak aklıma geliyor. Çünkü değişme durumunda ya da o Vezire iki kale değişebilir ama. bence değişmeli de zaten. Vezire 1, kaleye 1, kaleye 1 ve şimdi hemen kaleye 8 ve artık tehditler başlıyor. Yani kale e8 de oynayacaktır ama tamam bu hattı tuttu. Ama iki taraf için de şimdi Kaleye vezir 2 oynayacak muhtemelen. yani kale e2 mi? Bu düşüyor falan. Yok, B6 oynayabiliyor. Evet, oynadı. Kaleye 2, kaleye 2. Bence siyah için görmedi. Belki tercih de Görmedi. etmemiş olabilir diyeceğim ama süresi de çok az. Çok güzel bir yere. File çok güzel bir kare bulup artık şimdi şahını D4'e koyacak ve ondan sonrasını fil de 5 şahlayabilir bir yönden. Ama neye yarar gerçi. Yani süreler çok az ama artı 2 olduğu için muhtemelen süreleri bitirmeyeceklerdir burada. Bu filin yeri harbiden iyi kaldı. Ama bir şey yapması lazım. Beyazın bir şey den. Bu arada interneti mi düştü? Bizim mi düştü internetimiz diyeceğim. Kaç saniye varken düştü? Yani FMT'nin belki bir bitti. 10 saniye. Belki bu 10 saniye düştü, geri geldi. Bakalım tekrar bağlanacak mı Efe? Ve durum 1-0 oldu. Sonuç olarak yapacak yani maalesef hiçbir şey yok. Bağlantı gitti bizim. Evet. Yeni bir oyunla devam edelim. Yeni oyuna devam edelim Efe. Görüntünü de verirsen iyi olur. Evet, Şiar Yaran ve Kaan Aydın Çelebi'yi görüyoruz chat'te de. Chat'in özel isimlerinden diyelim. Yeni oyuna geçmediler bu arada. Bir daha mı düştü Efe? Yok, burada şu an aslında. Evet, oyuncular hakkında bilgi verelim.12 yaşta biliyorsun Tekin Alper Doğan da vardı geçtiğimiz. Tekin Alp Tekin Alp ve Efe Mete. FMT'nin oynamıştı. Tekin Alp üçüncüydü. Efe Metehan ve Efe Hakan ilk iki sırayı paylaşıyorlar Türkiye'de. Yani bu hakikaten Bu büyük bir yaş şey. Yani grubunda. ki oyunda gördüm mesela tekniğini görüyorsun. Efe'nin yani Efe Hakan'ın hakikaten ayrıca bir izlemek keyif verdi. Efe Metehan'ı zaten ilk yayından hatırlıyoruz. Şimdi ben de bir bakayım, bir bağlantı problemi var sanırım. O sırada Metehan'la mı konuşalım? Metehan, Efe'nin herhalde bir internet problemi var şu anda. Gelecektir birazdan. Sana şeyi soralım. Mikrofonu açarsan.
Şu an kamptasınız. Kampta neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? Biraz ondan bahsedelim. Kampta güzel geçiyor. Çalışma yapıyoruz genel olarak. Ama eğleniyoruz. Hem eğleniyorsun. Dün galiba bir de böyle bir gezi falan yapmışsınız. Yat gezisi galiba. Ayrıca bu arada Apaydın Satrancı'nın gençleriyle Rusya'nın gençleri bir karşılaşmaya çıkacaklarmış. Belki onun yayını da bizlerle olacak. Yani bir Rusya-Türkiye altyapı mücadeleleri de izleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Bilmiyorum seyircilerimizin ilgisini çeker mi? Aynı zamanda yorumları da burada takip etmeye çalışıyoruz. Orada da bu konuyla alakalı yazabilirsiniz. Bizi bu konuda teşvik de edebilirsiniz. Mikrofonumu kapatıp biraz yorum okuyalım bakalım. Altibax maçlarından analiz olacak mı? Valla olabilir olmayabilir. Kalsen kazanıp duruyor Sabrican. Analiz yapar mısın Kalsen maçını? Kalsen maçını analiz yapmak kolay değil ama son maçı gerçi güzel kazanmış. Biz de yayına girmeden hemen Kalsen Bir Aronian'ın baktık onu maçına izliyorduk. baktık. Hakikaten güzel güzeldi yani. Kalsen'in eski günlerine döndüğünü görüyoruz. Bağlantının hani bir an önce gelmesini umut ediyoruz ama bu arada şu oyuna bakalım mesela. Nerede ne kaçtı onu merak ediyorum. Şu eskilere biraz gelirsek. Buraları biz de Yayıncı kaçırdık. Tolga Zengin'e benzemiyor mu demiş biri. No, Sensin ya. şeye, şeyden yok tamam ne alakası var bende. Fabri'den Tolga Zengin'e kadar düştün. Ben değilim ya. Abi biz de oynayabiliyor muyuz? Burada çok güzel, çok güzel bir kale E2 bence var ama Kale E2 güzel mi Metehan, sence? sanki bu oyunda şeyi mi kaçırdın? At E8'i herhalde direkt oynayıp şeyi fark etmedin. Evet, B7'ni düşün. Yoksa B6'dan sonra herhalde bir oynanabilir bir konum çıkıyordu. Ben görmedim zaten. Değil mi? Görmedin. Son konu da yani kazançtı. Şunu alsana. Son konum evet beyaza kazançtı. Nasıl yaptın abi? Çok merak ediyorum. Koysana şuraya. Şimdi son konuma dönersek evet. Bu arada Efe Metehan hala yok. Pardon. Efe Efe Hakan hala yok. yok. Son konumda beyaz için fikirler söyleyebilir misin? Ne yapılabilirdi? Mesela işte C5 mi? Ben burada ilk aklıma C5 geldi. Mesela ya da önceden hemen A4 A4 B5 sürüp mü devam etmek gerekirdi? Ne düşünüyorsun son konumda? Yani ilk bakışta mesela oyun anında tabii ki süren de çok fazla yoktu ama ne düşünürsün, ne söylemek istersin? Seni de biraz açalım yani, sen de biraz konuş. Bence de A4 B5 gibi böyle bir tercihler güzel Oğlum olabilir. şu anda başka maç oynuyor. At siz oynuyor musunuz? Oho. Evet o sırada ikinci maçlarına geçmişler. Ve ne oynamış D4 G6 C4 geldi. Evet, bu arada Efe Metehan'dan da özür dileriz ama şimdi şey gelmeyince, kamera gelmeyince ben direkt Ben de kameraya odaklandım. oynamıyorlar zannettim. Burada baktım dedim ki hani bir yandan bizle konuşup bir yandan herhalde şey alıştırma yapıyor zannettim. Evet. O sırada oynuyormuş. Evet. Tamam, artık yapacak çok da bir şey yok. Gerçi açılış hamleleri oynandığı için çok da sorun yok. G4, G6, G3.
Vezir Benzer C2. şeyler. Valla troll ya bu hakikaten biz de aynı şekilde troll medya oldu biraz. Bize de şey oldu hakikaten sürpriz oldu. Evet, siyahın bariz bir bu arada yine Chess Türk'ün yine beyaz olduğunu görüyoruz. Umarım yani Fethi Bey bu arada şeydeyseniz FMTA'na yakınsanız ona diğer maçların hani şey ikisinde de beyaz olmasını söyleyin lütfen. Çünkü öteki türlü belki hani adaletsizlikler doğabilir diye. Üst üste iki kere beyaz olundu ama bu oyunda sorun yok herhalde. Evet, ilk gördüğümüz C4'lü, D4'lü, C4 C5'li varyanttan biraz daha böyle farklı bir şey oynandı. Ve C5. Şimdi C5 tercihi direkt E5'i hazırladı siyah. Evet, siyah için E5 istekleri var. E4 geldi. E4 yani bu D4'ü ne yapacağız sıkıntısıyla biraz sıkıntı. Yani D4'ü süremediğimiz zaman Bence C4 sıkıntı C5 yaratacak. tercihi çok doğru değildi. Şimdi at F6 gelecek muhtemelen. Ve sen de o At F6, Vezir H4 mü oynuyorsam? Vezir C2'ye döneceksin Vezir herhalde. C2 yani herhalde. Vezir E2 döndü. At de. At Çok çok D5. doğru. O geri kalmış D4 piyonunun önüne bir at D5 koydu. Ve şimdi taşlarını geliştikten sonra yavaş yavaş o D4'e basacak. Ve almaya çalışacak. Beyazların belki E4'ü burada sıkıntılıydı çünkü ya bu yapıda kalacaktı ki atı buraya koyması tamam iyi bir hamle Şimdi ama. şöyle bir şey. Geri dönersek mesela. C5. Ha, burada mesela. Belki. Belki E3 gibi bir şey. Belki B3 oynamak gerekirdi. Her ne Ha olursa olsun. B3 olabilir. B3'ten sonra at E4'e. B5'ten sonra at E4'e belki ondan sonra fil B2 falan oynayabilirdi D4 piyonu çünkü birazcık zayıf kalıyor. Şimdi devam Anladım, edelim. maça devam edecek olursak. Zaten hiçbir At şey de D5, oynamamış ondan sonra. At E5 oynanmış. Çünkü siyahın da karar vermesi gerekiyor ama bence bu E5'teki at o kadar şey değil diyecektim. Keşke fil E6 falan oynansaydı ya burada. Bir şekilde içimden fil E6 geçti. Çünkü şimdi şu tarz bir Fil F5 zıplamalar var. oynasam ne olacak? Fil F5 oynayabilirim belki. Ne istiyordum? Fil F5 bir şey istemiyor ama. Yani Ama file E6 fil niye E6 yapıyorsun? D5'i savunuyor ve taşımı çıkmış oluyorum. Zaten Sonra fil vezir C7 F5'te kale bir şey D8. yapmasına gerek yok. Fil F5 filmi iyi yere çıkıyor. G4 mü var? G4 varsa tamam diyeceğim. G4 oynarsa fil E6 oynayayım. Niye direkt fil E6 oynayayım Belki ki? fil F5 o mantıkta şey olabilir. Fil çarpı E5, vezir çarpı E5. Bundan O ben çok emin değilim. siyahın biraz daha buraları iyi oynamadığını düşünüyorum ama Ya bu fili bence verdi. fil G5 oynayabilir burada. Almayı tercih etti. Vezir O da var. kırışmasa da olabilirdi aslında. Belki şah G7 şimdi. Ya zaten şöyle bir şey vardı. Vezir F6'da hani böyle bir şeye ben zaten hani beyaz olarak beklemeliyim bence. Çünkü D çarpı E5 alacağım. Evet. Şimdi onu da değişti. O da değişti. Şimdi yani bayağı berabere. Tam Bence burası bu piyon zayıflığı oldu yok yok ama o kadar zayıf değil ya o piyon. Yani oynuyorum. Ya şu an zayıf değil. Ha oynayamıyor. gerçi Oynayamıyorsun siyah şimdi. karede kalmış. Evet. Şey, kareye bir oynayacağım. Yo bayağı. Ha, zaten oynamışım. Kareye bir, filek 5. Baya baya F6 hani F3 bayağı bayağı berabereye benzer bir şey oldu. beyazın belki fil D6 avantajı var ama o da hiçbir şey getirmiyor ona. Değişip beraber yapacaklar muhtemelen. H5. Bakalım. H4. Çok güzel oyun sonları oynadılar bu arada geçen turda. Bayağı zorladılar yani. Bakalım bu pozisyon nasıl olacaklar. H5 H4 yok. Direkt berabere yaptılar. Şimdi rövanşa geçtik. Sürekli rövanş oyuna basarlarsa
Tamam. Bu arada tamam. Şimdi neden beyaz zona oynadıklarını anladım. İlk maç 10 saniyelik bir kayıp olduğu için ilk maçı tamamen hani yok sayarak şu an İkinci maçtaymışız ikinci gibi. maçtayız ve Skor ilk 0-5-0-5. Yani yarım yarım. bence de böylesi daha adil oldu çünkü beyaz o konumda üstündü ve internet hani kopmasına da artık yapacak çok fazla bir şey yok. Tamam. D4, D6, C3. C3. C4'lü bir şey oynayabilirdi belki ama. Şöyle açılışlara E4, bayıldığım E5. gerçeği. Şimdi D5 alacak. Vezir Kale E, Vezir E1. C7 mi koyuyorlar burada? Vezir Vezir C7'ye C7 koyuyorlar. koyuyorlar. At. At C4 bir güzel gözüküyor. Kale D8'dir bu varyant. Öyle gözüküyor diyorsun. Öyle gözüküyor. O da at C5, at E6 dönüyor. At C5, at E6. Ama Fakat at C5, at fark nerede E6 biliyor musun? dönmeyecek muhtemelen. Çünkü F4 de dolu, D4 de İşte dolu. E6 dönmesinin bir amacı yok. E6 ya da E3 dönmesinin amacı yok. Şu kareler dolu. Evet. Mesela o karelerin dolu olması sebebiyle bir yere Belki gidemiyoruz yani. beyaz hani D6 gibi bir şeyler Olabilir. Vezir D6 koyulur zorlayabilir. genelde burada. Ha, bezirdi genelde. Valla niye öyle koyulur? Çünkü alırsa atla Tamam, alırsın, kaleyle belki şimdi sabitlersin. fila 3, Fikir fila o, 3 ile evet. buraya şey yapabilirim. Fil F8 olabilirdi. Fil F8'de genelde değişiyorlar böyle. At Ya bu B6. şey, öğrencilerimle çokça böyle maç inceledim. Normalde mesela hani D4'lü yapılara böyle çok bakmıyorum. Çünkü hani oyunu biraz daha keyif almak için oynuyorum ya. Ama D4'leri incelediğimde görüyorum mesela böyle bu tarz fikirler var mesela. At çarpı B6 alındı. O atlar değişildikten sonra şimdi herhalde siyah filmi çıkacağım ama A3'ten çıkamıyorum artık. G5'ten çıktım. Fili artık bir yere koymak gerekiyor. O yer G4 herhalde. Metehan da baktı. G4'ü daha Yani yok bayağı pardon. Efe de baktı. Efe o Hakan. direkt F3'teki atı vurdu. Şimdi vezir çarpı F3 alabilir. Belki F6'ya bir baskı amacıyla. Vezir çarpı F3, kale A1. Böyle bir şeyler oynayabilir Efe, şey Metehan. Tabii Birine Metehan, birine Efe diyelim. Çünkü A2 iyice ile şey oluyor. A2'yi Onlar de da öyle koruması şey lazım. yapmıştı. Ya Burada bir at şey E7 herhalde. At E7 at C5 döndürecek. Belki de. at D7, at C5 diyorsun. Ha, A2'yi boşta bıraktım. Ben hani sıra olarak değil, fikir olarak söyledim. A2'yi nasıl tutacağım ama? Böyle de çok oynamak istedim. Öyle oynamana gerek yok çünkü Şöyle yapalım o E4'ü zaman. Fil F1, fil F1, fil C4 tarzı belki bir o da şeyler olabilir de denenebilir. şu an şey çok mantıklı mesela. Şey kasmıyor. E4 piyonunu korumaya kasmıyor. Şimdi kale E1 geldi. Orada oynamaya devam edecek. Bu arada hatırlatma yapalım. Cuma günü saat 21.00'da herkes not alsın. 1 artı 0 ödüllü turnuvamız var. Ünvanlı sporcuları da bekliyoruz. Kaan, Aydın Çelebi, Şiar Yaran sizleri de bekliyoruz. 1 artı 0 ödüllü turnuvamız olacak ve cumartesi günü artık final yaklaşıyor bu arada. Cumartesi saat 21.00'da GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal maçı olacak. Bu final maçında ya herkes soruyordu ve herkesi bekliyoruz artık. 1000 kişiye ulaşmasını bekliyoruz bu yayının. Yani Ki final kim yani artık. final aynen. Artık. Böyle turnuvalarının da devamının gelmesini istiyorsanız böyle yayınların beğen tuşuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz Şimdi ve kale Beyaz A1. istediği her şeyi yaptı bence bu oyunda. Çift fili de var ama biraz daha tabii ki konumunu geliştirmesi lazım gibi duruyor. Yani bu fili tabii ki, ya bu fili mesela C4'e koyacağım ama direkt B5 gelecek. Mesela file tam olarak yer bulamıyorum. Kendi adıma konuşacak olursam. File 2'nin ardından belki şöyle bir şeyler denenebilir. H4, H5 gibi. Şimdi fil H6 oynamayacaktır zannetmiyorum. Aa, bunun erken gelmesi belki fil C5 At oynatabilir bana. E6 var. At E6 var ama yani
konumu bir şekilde ilerletmem lazım. Tamam hani çift filin üstünlüğü var Azazi ama Vezir D6 tarzı bir şey oynayacak herhalde. Ha yani fil Fil D6 oynadı. D6 Ama dikkat etmesi gereken nokta şu. çok Vezir D7'den sonra nereye dönecek? çok piyon var. Çok piyon olduğu için o zaman şey sürerim belki. Hmm, C4 olabilir. süreyim, C4 olabilir. C4 süreyim, fil B4'ten döneyim ama çok piyon var. Çift fil o işlerliğini tam olarak Oo, sağlayamıyor bir şu an. dakika, bitiş var. Bitiş var. Ney? Fil F8 ve konum bitiyor. C4. Fil F8 ve konum bitiyor mu? Şu an fil F8 istiyor siyahlar. C4'ün hatası ne biliyor? At D4. Bitti. Fil F8, At fil F8. D4'e bitti oyun. Şu an at D4 mü? Evet. At D4. Vezir D6 istiyorum. Aynı zamanda at F3 istiyorum. Bakalım görebilecek mi? Yo, at D4'te vezir B4 oynayacağım ya. Hadi şimdi oynayayım. Vezir B4. Ha, Ha, vezir B4 böyleymiş. şimdi Pardon, pardon, oynayamıyorum. pardon, Pardon. pardon. Fil B4 oynayacağım şimdi. Şimdi kıracağım. Niye? At D4'de bir şey yok gibi yani. Tamam. Doğru. Sen Doğru, burada diyorsun. ben evet. Burada at D4 mü istiyordun? Yok yok. Anlamadım. O konumda at D4 dedim. Vezir B4 varmış, pardon. At F3 çünkü hemen kazanıyor zannettim de. At F3 bir şey istemiyor yani. Yok, bu konu... Bir daha bakalım ya. Yok, bir Ben şey bir an yok. çözmüştüm kafamda, sonra tekrar şey yaptım. Tekrar bir beceremedim kafamda. Siyah bunu rahatlıkla beraber yapacaktır. 5 piyona 5 piyon. Bilmiyorum, çok Hemen mu fil şey oldu? C5 olabilir. Bu süreler çok az bu arada. Bir tarafın 20 saniyesi var, o yüzden. Bu turnuva bildiğiniz üzere Apaydın İnternet Ligi'nin özel turnuvası, yani Apaydın satranç kulübünde olanlar oynayabiliyor. O yüzden siz seyirciler şu anda katılamıyorsunuz. Piyonları da çok ayrık kaldı. Beyaz yani o bilmiyorum. Belki çok çok doğru oynansa belki kazanç olabilecek bir pozisyondu. Tam Ya şu emin an değilim ama imkansız ya. şu an o şey olmadı yani. Fillerin üstünlüğünü bu piyon yapısıyla mümkün değil herhalde. Mesela atı at, ha, Atı oynamana da nereye hiç koyacağım? Ha, at hayır, F4 oynayacağım. oynamama gerek yok yani şu an konumu. Mesela şu an beklesem, siyah beklese ne yapıyor? F4. Ya bunu değişsem bu arada neredeyse kötü olacak beyazlar için. Bunu vursam at F4. Bir de bunu tutmaya çalışacağım. Bütün piyonların beyazda, film şey yapmıyor yani, açılamıyor. Olmaz. Şimdi kaçman lazım bir şekilde. Fil B6 oynayabilirsin. Fil F2 de bir tercih. Ama beyazın kaybetme ihtimali de çok zor bunu. Bilmiyorum da. Aa, Emre belli olmaz. Bu ne ya? Ne oldu Aa, şimdi? Yok ama uyudu. girin nereye, neye uyudu? Bu arada arada heyecan yapıyoruz arkadaşlar. Onu şey yapmasın. Kimseyi taraf tutmuyoruz. Kimsenin tarafından değiliz. Sadece olayın O heyecanı, an ama aynen bence kim ne yapıyorsa diye. değişmemek gerekirdi. C4 uyuyor herhalde. C4 gitti. Eyvah. Gene de almıyor. Bu tarafa da yaklaşmıyor. Böyle tuttu. E4'e aldı Va, ama. bu ara herhalde şey, bir yorgunluk oldu. Beyazda bir Sürelerde ama yorgunluk oldu. sürelerde çok azalıyor o sırada. A5 ve G4'ü aldı. Pawn Karşısında H4 alırken. alındı ve beraber olması lazım. Aa, Niye böyle oynayacağım? Nasıl, ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle kesiyorum. öyle işte kesmen için. Hayır ya, şöyle C3'e koysana. Hayır, ne olacak? Bunu mu süreceksin? Sürecek sürecek çıkarken patlatmak zorunda kalacak adam. Niye çıkamıyorsun ki? Nereye çıkıyorsun ya? Fili oynuyorum, ne yapıyorsun ki? Tamam işte, o diyor genelde. Ha, o diyor genelde kalıyor. Tamam ya, şart her türlü. Ya burada Şah kalıyor. hiç oynamıyor şu an. Bitti. Burada Beraber. kalsam da ne olacak ki? Burada kalayım. Sen bunu sürdüğüne şahla alacağım. Hayır, şahıma öyle bir kareye geleceğim ki. D2'ye geleceğim mesela. Şu an olmuyor. Olmuyor.
Yani adam hiçbir Destekleyemiyorum şey ya. yapmasın istiyorsun. Hani böyle geleceğim, böyle süreceğim. Vezire çıkıyor zaten öyle. Mat Tabii canım. ediyor. Aynen. Ki şu an onu deniyor muhtemelen. Ama evet, şah C2 ile zaten hemen kesti şeyi. Şahın oraya Ama bence gelmesini artık kesti. beraber yapmalı lazım. Yani bu konumu oynanmaması gerekiyor. Evet, ikinci maçta berabere bitti diyebiliriz. 1-1 oldu durum iki maçın sonunda. Ah, bu ara James Evet, Fisher. Evet, berabere sonunda berabere kesildi. oldu. Ve üçüncü oyun için bekliyoruz. Ve evet, üçüncü oyun geldi. Geldi fakat evet, Evet, C4. C4. Bakalım bir Chessturk G6 mı eski gelecek? silahına geri döndü diyelim. İlk Efe maçtaki. Hakan. C4, bakalım Metehan'ın cevabı ne olacak? B6. B6. Garip. At F3, fil B7. D4 ile mi oynayacak? Belki bir el at C3 oynar önce. Evet, bazı arkadaşlar kulübe nasıl katılınıyor diye soruluyor. Orada bence bir apaydın satrançtan biri bence şeyde ilgilenebilir şu an chatle. Apaydın satranç hakkında bilgi almak isteyenler birazdan chatte herhalde onunla ilgili biri olacaktır. Aynı zamanda onlar da bu arada şey yükselmişler. Konya'da kulüpler şampiyonasına Bölgeselden çıkmışlar. bölgeselden çıkmışlar. Yeni bir oluşum gerçekleştirmişler. Takımda transfer yok. Tamamen kendi oyuncularını böyle hani 8 yaş, 9 yaş insanlar da var. 12 yaşında, 15 yaşında insanlar da var. Böyle çok güzel bir takım kurmuşlar. Onlar da şimdi yavaş yavaş böyle kendilerini eğite eğite işte 3. lig, 2. lig, yani 3. lige kulüpler deniyor. Kulüpler, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig diye onlar da Bu çıkmaya arada uğraşacaklar. seyircilerin de bundan daha önce bahsetmemiş olabilir. Seyircilerin de hani haberi olmayabilir. Evet. Türkiye'de satranç ligleri olduğundan. Bazı arkadaşlar belki evet bundan haberdar değil. Böyle ligler var ve genelde Konya'da oluyor. Konya'da toplanıp böyle kulüpler birbirleriyle yarışıyorlar ama bir hafta oluyor Bir hafta sadece. oluyor. Yani senede bir Yani hafta. lig gibi değil. Her hafta böyle değil ama adı lig öyle diyelim. Takımlar var ve bir hafta Konya'da oynuyorlar. Süper Lig şu an Ankara'da oynanacak. Bu sene Ağustos ayında. Belki onunla ilgili de birkaç maç inceleme veya yayınları ziyaret etme fırsatımız olabilir. Onunla da ilgili ilerleyen günlerde paylaşırız. Ve ilginç bir fikir, kale C8. Kale C8 galiba bir mouse kayması. Yoksa kale B8'dir o muhtemelen. Yani ben de şey hani haklı çıkarmak için böyle dedim ki C6 D5 mi yapıyor yapamıyor falan diye düşündüm ama yok, atı da döndü. Diğer tek gerçekten C6 D5 istemiyordur. Bilmiyorum. İstiyor mu? Biraz fazla şey olacak. Bence sakalım. Sohbetle olan hani videoları başka zaman yapacağız. O yüzden burada hani bu takıma özel biraz daha olduğu için bu lige yani Apaydın internet ligine özel olduğu için şey yapmayalım. Çok fazla başka konuda detay sormayalım. Beyaz fil, beyaz Ve bir sonunda geri istediği döndü. yere dönmüş oldu. Flash 3'le onu aslında kışkırttı ama bence gerek yoktu. Zaten kaleci 8'de bir şey yapmıyordu. Ya belki bu mantıkla düşünebilir. Ben de Ya bu ama bu fili de gerçi kale B8 zaten oynayacak diyeceksin de fili de buraya gelmiş oldun. ya şimdi F4 falan sürecek muhtemelen. F4 sürmeyeceğim artık, fili buraya oynadım. F4 sürmeyeyim. Sürebilir ya. O kadar şey değil. Şimdi C6 sürdü bu arada. C6, fil C8. Kırdı. Bugün Fianchetto filleri pek sevilmiyor. Neden bilmem. Evet, kale C8 fikrinde hala ısrar ediyor. Yok, kale filleri Ha, değişti ya. Ha, ben de belki bu kaleyle mi kırmasını isterdim? ama ya belki de ama işte A5 A4 süremiyorum bu sefer de. Belki haklı olabilir yani Artık ister F4 istemez. istiyor ama F4'e de
At G4'ler olmasın. Yok ama burası çok, piyonlar çok ayrık kalacak. Ya D5 sürmeye O da çalışacağım böyle. F4'e F5 sürecek herhalde. Şöyle bir fikir olabilir mi? Atı B6'ya koyacağım. A4 sür A5 süreceğim, A4 süreceğim. Atı B6'ya koyduğum zaman A4. Ama ben B3'ü mü bırakıyorum böyle kötü? Ya o zaman olmuyor. Bunu Hemen A5 oynarım. Hiç şey yapmadan ya. A5, A4. Pre-move'lu yani, öyle diyeyim. At E3 mü oynamak istedi? At E3'ten F4 F5 fikirleri var herhalde. Onu desteklemeye çalışıyor şu anda. Fischer Reis fil çarpı H2 kaybeden hamle değil ama. Merhaba, ben bilgisayardan oynuyorum. Sizin turnuvanız çünkü telefon ve tablette gözükmüyor. Bilgisayarında 1+0 çok zorlanıyor. Evet. Ve F5 fikri geldi. Zaten bir şekilde siyahın o oyunu açması gerekiyordu. At Şimdi E3. D5 de var. Ya biz bunu kaçırdık bence. Burada ha F5'ten Hayır ama sonra F4 şimdi bekliyorduk D5. ya. F4 bekliyorduk zaten. Hani. Ya beyazlar F4 sürmeden F5 gibi bir şeyin geleceğini hiç düşünmemiştim. Fil çarpı E3, at çarpı E3. Neden yaptı? Bu fili vermeyebilirdi belki. Şimdi D5'ler de yok. At E3'te olduğu için. Ama At F6 gelecek. At F6 gelecek. D5 oynayacak. yani düşündüğümden sıkışık geçiyor oyun. Beyaz için öyle Şimdi diyelim. tekniklerini görelim arkadaşlarım. Bakalım nasıl tepki Yani verecekler. bu kaleye artık F8'e gelmenin zamanı geldi Hemen herhalde. D5. Hemen D5. Hiç şeysiz yani. Kuşkusuz, öyle diyeyim. D5 gelmesi lazım çünkü Aa artık yok. beyaz. Aa, o zaman E5 karesi tehlikedeymiş ya. Niye? Yok. Her istediğim olmuyor bir şekilde. Niye? E5'te bir şey yok. Tutuyorum ya. Ya tutuyorsun ama işte. Sıkıntıda mı Şöyle düşün. kalıyorum da? Anladım. Bir daha at E3 Baskı kalacak. döndüğünde Baskı onu kalacak. D5'i tutamıyorum bu sefer gibi bir şey oluyor. Bu arada F4 geldi. Vezir F6. Aa. Kırsa Kırsa vezir F1. vezirle Vezir kır. F1. Vay. Galiba. Vezir F1, kale F1 ne yapıyorsun? Ondan sonra belki Eşi H2 kaçtın mı? Vezir geri yok. kalmıyor musun? Vezire iki kale değişmiş oluyor. Ha, hepsini karışıyorum o Aynen. zaman. Çünkü vezir F1 almadığın zaman, şah kaçtığın zaman bir kale daha fazla almış oluyorum. Ama o Dengeleniyor. bence şey yapılabilir ya. Çok fazla kötü piyonu var siyahın. Belki deneyebilirdi yani, bilmiyorum da. Gerçi Şu an beyaz iyi şey kaldı ya. siyahın denemesi lazım o şeyi. C6'ya karşılık D3 alınabilir. C6'yı aldı. D3'ü alacak mı? D3'ü alınca bu arada G3 isteniyor. Onu da gösteremedim. Nereye bastık belli değil. Kale E3 yani güzel tuttu gibi duruyor ama bir anda açmaza alındı. Vezir kırışı kime yarıyor? Emin değilim. Burada bir geride kalmış piyon var. Yani bilmiyorum. 3, 6. Eşit olarak görüyorum ama. Ya belki İlk beyazın oyun ters eşit, ikinci oyun eşit. Bakalım 3. ne oyunda olacak. ne oluyor? Süreler azaldı. Beraber. Yani çok çok Yani karmaşık bence oyunlar oluyor en ama oynanması gereken konum buydu ya. Yani o yok bence. sonuna kadar gitmeliydi bence. Kimin adına konuşuyoruz mesela? Yani Beyaz için mi, siyah için her mi? iki taraf adına Çok konuşuyorum. şey değil ya. Siyah için Çok oynanabilir kolay bir şey beraber yok. oldu ya. Ya siyah için oynanabilir bir şey yok oyunda. Ya beyaz olarak oynardım ya. At D5 koyardım. Kale Bu arada D5 gene alıp C4 koyardım. B6 geldi. Vallahi bence orada beyazın oynaması lazımdı ya, öyle diyeyim. Yani gene beraber ihtimali ya tabii ki zamandan birileri şey olacak da
birileri hata yapacak da maçın hakkı orada berabereydi diyebiliriz. Tekrar bir hatırlatma. Cuma günü saat 21'de ödüllü bir turnuvamız var. 1+0. Cumartesi 21'de de turnuvanın finali, o büyük turnuvanın finali Vahap Şanal, Mustafa Yılmaz oyunuyla sizlerle birlikteyiz. Burada zaten Vahap'ı da Mustafa'yı da tanıyanlar illaki chat'tedir. Orada da yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı okuyoruz. Ama burada yayında çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü hani Apaydın satranç ligine özel olduğu için, internet ligine özel olduğu için hani kendi kanalımızın o yorumlarını cuma günü okuyabileceğiz. Yani o cuma günü alıştığımız şeyi yapacağız. Hiç merak etmeyin. Hemen kalebe 1 oynayayım. Kalebe 1. Fil C3 olabilirdi. Fil C3. Ay, B6 varmış aslında. Evet. Keşke fil Şiar C3 beni destekler nitelikte şey demiş. Sabri Reis haklısın. Beyaz devam etmeliydi oyuna. Ben de böyle at D5'ten sonra daha böyle beyazı iyi gördüm gibi. Şimdi sen bir de hani şey yapınca, sen destekleyince evet, şey tabii ya devam etmeliydi falan diyeceğim yani şimdi. Vezir A5 mi oynayayım? At C4. At C4'ü ben anlayamıyorum şu an tam. Valla ben de anlamıyorum. Gerçi şey yapmaya çalıştı bence. At G2'den E3'e oradan C4'e gitti sanırım. Hani at için bir gelişmişlik söz konusu ama öyle çok güzel bir karesi yokmuş gibi geliyor bana. Hani bazen atı çıkmak için çıkarsın ya o tarz bir şey oldu bence şu an. Olabilir. Gerçi şimdi siyah atı da bir yere koyamıyorum mesela. Siyah atı da şu an bir şey yapmak istemiyorum. Ne oluyor ya? Bir fikir bulamadım yani. İki taraf için. Her iki oyuncu da sürelerini hemen hemen aynı kullanıyor. Yani son 3 maç berabere bitti. Çok çok denkler. Çok denk zaten bir şey oldu. 12 yaşta da ikisi de birinci olmuş eş puanla. Yani çok çok ilginç. At E5. Biraz önce diyecektim yani atı bir şey yapamıyorum. At E5 oynayacağım ama onun da pek bir manası yokmuş gibi geliyordu. At çarpı E5, vezir çarpı E5. F4. Yani şu yapı belki bir miktar ya rahatsız bu... edici. Ya şimdi at oynasam C4 sürmeyecek herhalde vezir E4. Siyaha sormak istediğim bir şey var. Beraber. Oo, bu çok kolay beraber oldu ya. Bu hani bunların oynanması gerekiyor arkadaşlar. Kim oynayacak? Kimin için oynaması istiyorsun mesela? Bence hayır, yani şöyle oynanması gerekiyor. Sonuçta hani 3+2'lik bir oyunu burada mesela her hafta tecrübe kazanmak için oynuyorlar. Hı hı. Yani böyle kolay bir berabere bence onlara hani daha az bir şey katar. En azından açılış ve oyun ortası katar ama oyun sonu katamaz mesela bana kalırsa. Tabii ki onların çalışmasını yapıyorlardır ama bence yani sonuçta burada oynamaları gerekiyordu bence. Keyfini de olsa. Tanıyorlar. Yani muhtemelen arkadaşlar. Hayır. O yüzden. Ya şey değil hani oynamasınlar demiyorum ama bence şey değil hani biri oynanabilir bir konum yakaladığında oynuyor ama burada oynanabilir bir konum görmediler demek. Yani öyle şey yani hani bir eleştiri babında söyledim. Şey değil. Neymiş? Burada bir şey kazanma usulü hani berabere de bitebilir. 6 oyun oynayacaklar. 3-3 berabere de bitebilir. Lig usulü oynanıyor ve ligde puan durumları aklıma geldi şimdi. Biraz da ligdeki puan durumlarına bakalım. İki oyuncunun da bu arada CM ünvanı var. Yani usta adayı ünvanı var. Ve kendi yaş gruplarında 12 yaş gruplarında birinciliği mi paylaştılar? Biri birinci, biri ikinci. Yani ikisi de aynı puanı, aynı averajı aldı muhtemelen. yani ona benzer bir şeyler olmuş ve kendi yaş gruplarında çok bu arada, kuvvetliler. Bu arada F5'ten sonra artık muhtemelen benden kuvvetli oyuncular. Şu an bilmiyorum. Ama zaten Lichess puanını da görüyorsunuz yani. Her ikisi de 1900'müş arkadaşların. Ben güzel bir şey olmuş. Bu arada puan durumunu verecektik. Alparslan Işık bir sonraki oynayacak oyuncu. FM Alparslan Işık geçen haftadan Umut Erdem
Gündüz de oynamışlardı. 3,5-2,5 kazanmıştı hatırladım. Evet, öyle bir kazanç sağlamıştı ve 3 maçta 3 galibiyeti var ve birinciliği Emre Demirbaş'ta paylaşıyor. Ama burada bir averaj sistemi var. Diyelim ki mesela 6 oyunun sonucunda 6-0 yendiyseniz puanınız 2 puanınız 1 olarak yazılıyor. Ama averajınız aldığınız olan o 6 oyunun sonundaki 6-0'daki 6'yı alıyorsunuz ve averaj 6 oluyor. İkinci Emre Demirbaş, üçüncü Umut Erdem ve dördüncü Tekin Alp Erdoğan. Bugün FM Alparslan Işık'la Tekin Alp Erdoğan maçını da izleyeceğiz. Tekin Alp de geçen hafta çok iyi oynadı. Bakalım bu hafta nasıl bir performans sergileyecek. Galiba geçtiğimiz hafta kaybetmişti FM Tağına Tekin Alp. Ama bir şanssız bir kayıp sanki, öyle hatırlıyorum. Ben de Tekin Alp kazandı diye hatırlıyorum. Öyle mi? Yani 3 farklı maç olduğu için şu an aklımda tutamadım ama onu bilen varsa yazabilir. Efe Hakan önceki 3 maçından ikisini kazanmış. Efe Metehan da bir maç kazanmış, bir maç berabere bitmiş, bir maç kaybetmiş. Belki o kayıp maç, o dediğin gibi bu olabilir. At G4 geldi bu arada. Fil G5 oynamasını bekliyorum ama direkt H6 var. E6'daki piyonu hani korumaya çalışmak. Ama onu kendi tercih etti bu arada. Yani at G5'ten at E6 geldi. Kırışlar oldu. Şimdi at D5. Tabii kırınca yapı düzeliyor. Ya bu yapı düzeliyor ama burada da E5 F5 piyonu oluyor. Yani iki taraf. O yüzden C ile kıracak. C ile kıracak, C hattını açacak diye bir fikir var. Fakat ha, C ile kırıp kale C1 tarzı. Aynen. Ama sabaha kadar kırmayacak onu. Şimdi ne olacak yani peki? Kale C8 oynadım, evet. Beyaz için mi diyorsun? Beyaz. Bir fil G5 oynayacağım herhalde ya. Fil G5 oynayayım, H6 sürsün, geri kaçayım istiyorum, neden bilmiyorum. At E3 aldım Emre. Ben siyahım, sen beyaz oyna. At E3. At E3 alamıyorsun. Bende sıra. Ben de çok güzel. Evet. At E3 ya, alırdım yani. Şimdi fil G5 H6. Ha bu arada bunu istiyormuşum ya. Evet. Niyeyse H6 sürüp geri kaçıyorum sürekli, kafamda güzel tutuluyormuş gibi. Güzel bir kompansiyon çıktı şimdi. Fil F6 oynasam siyah kareler dediğin şimdi gibi, ne olacak? At F6 oynasam. Şimdi mesela at C6 gibi bir şeye bir de bu sürülür falan. Uğraş. Yok sürülürse gerçi kale F7'den. Kale F7'de at E7 geri dönersin, alırsın bir de sonradan. Siyahın bu hamlesi önemli herhalde. At F6 dönmek aklıma gelen hamleydi. O sırada at F6 oynandı ama yani tam olarak istediği hamle değildir herhalde. Bekleyecek beyazlar. Siyah biraz önce iyi bir konumdaymış gibiydi. Aa, fil çarptı. Bu arada F6. Bugün çok güzel bir haber aldım. Çok önemli iki markanın diyeyim. Güzel bir bizimle turnuvası olabilir. Yani şu an hani nazar değmesin diye açıklamayacağım ama çok şeyleri. Hakikaten çok çok büyük iki firma. İki hani kuruluş diyeyim ya da çok güzel bir turnuva bizleri bekliyor olabilir. Heyecanla bekleyin öyle diyeyim. Şu an Emre dışında çok az kişi biliyor herhalde. Sır gibi sakladığımız o turnuvayı derken o at nereye girdi? Kaleyi bırakmak zorunda kaldı bu ata. Çaksaydı o zaman. Çaksaydı Emre. Kalede yedi. Ne farkı var? Yani bir şey diyemeyeceğim. Ama zaten E6'yı alıyor bir şekilde. Hemen F4 gelebilir mi? Vezir C7. Bayağı. Vezir H7 istiyor. Evet, onu yani değiştikten vezir sonra elinde bir kozu kalmıyor siyahın aslında. Ama artık E6'yı alacağım. Oo, bu arada kaleye direkt kalite. Yani direkt bir, kalite olacak bir, eğer alırsan. Ben piyon üstünmüşüm gibi hani düşündüm siyah olarak ama. Bakalım. Aldı. Aldı. Merkez çok güçlü, çok güzel ama
kalite gerideyiz. Yani bu arada Bakalım E5 şey D5. beraberlik bozulacak mı bu sefer? AF3. E4'ü keseyim dedi. O da ama Şimdi her şeyin bir D5 bedeli geldi. var işte. Ne bileyim, belki F4 bekliyordum ama burası açılır diye mi? Ama işte bu güzel merkez belki siyaha bir şans olabilir. Bu merkeze dokunmazsa E4 mesela. yok, Şimdi oyunu dokunmaz. ellemeyeceğim. Ha, Hayır, ellemeyeceğiz. ellemeyeceğim. Siyah olarak ellemeyeceğim ben. Burada böyle duracağım. Çünkü bir şey, oraları açarsam bana zayıflık Ama olacak. açmadan da bana şey Niye değil. canım, kazanmak zorunda mıyım? Ha, aynen, değil mi? Sürmeyeyim diyorsun. Belki Ya olabilir. biraz bekleyeyim en azından, hani çok elverişli bir pozisyon olursa sürerim diyeyim hani. Yoksa yani kalite geriyim en nihayetinde. Hani ben bekliyorum. Sen ne Beraber yapacaksan anlaşıyorlar şu yapacaksın. an. Onu söyleyeyim sana. At cevap zaten. At cevap. O at C8 atı. No draw for players dedi. Yani şimdi orayı kesin. Atı şimdi C8'e koyduk ama atı nereye götüreceğim onu ben bilemedim. Bu yanlış bir tercih bence ya. Aa, bir dakika, bir şey soracağım. Merkez gidiyor. F4 H5. Gidiyor merkez. Koy fil F5, koy fil F5 artık. Ha, koyamıyorsun çünkü G F5 alamıyorsun. Bunu alsa en başta alacak. Açmaz var. Bu arada süreler çok kritik. Değişmemesi lazım derken Değişti. değişti ve Şimdi çok şimdi beyaz şimdi beyaz oynamaya başlayacak. üstünlüğünü bakalım ne kadar kullanılacak. Sürebilir. Bu arada alır mıydım? Yok, Alamıyor. Sonra ters fil de ters. alıyor. Oo, yok, ters ekle fil kalıyormuş zaten. Şahla alsa da güzel olmuyor. Beraber oluyormuş yani. Beyaz için. Kazanç bekliyoruz Beyaz diyeceğim için ama çanlar çalıyor. ne çanı çalıyor? Anlamadım. Şey yani yenilgi çanları çalıyor olabilir. Kalbime inecek moderatör bey yapmayın. Evet, bir internet problemi daha olmazsa evet, güzel. Oh. Süreden kaynaklı. Oh. Bir internet. Ah, çatal. Hayır, oyna artık. Fark etmedi. Fark etmedi çünkü ne var biliyor musun Emre? Şah E6 gibi bir hamle. Kale E5 var ve dönemiyorsun. Onu mu şey yaptı diyorsun? Onu görüp yok, oynamıyorlar şu an. Arkadaşlar bir oyun daha oynamanız gerekiyor. Ha, mesajı mı attı? Bir daha bakayım. Evet, bir oyun daha oynamanız lazım. İlk oyunu saymadık süreden gittiği için, bağlantı kesildiği için. Duyuyor Beklemediyiz. beni. Duyuyorsanız, maç isteği atın birbirinize. Metan, bizi duyuyor musun? Ha, tamam. Evet, şimdi son oyunlarını oynayacaklar. 3-2 Efe'nin üst Efe Hakan Öztürk'ün üstünlüğü var. Bu arada Garay'ı biliyorsunuz geçtiğimiz sene Aralık ayında Türkiye'ye gelmişti. Maç. Benim yakın dostumdur kendisi. Karaya mı? Morozovic de Emre'nin çok yakından tanıdığı bir isimdir. Onu da Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz ama yani şey bir turnuva programı olduğu için gelemedi Emre. Tabii ki ben. O konuda senin artık çabalarını bekliyoruz. Ve çok Morozovic. önemli bir YouTuber Emre'nin yani Oh, ince. söylemeyeyim çok fazla ama Emre'nin çok değer verdiği bir isim. Umarım onu da aramızda göreceğiz. Çok güzel bir YouTube yayını olacak. Onu Baran biliyor. Baran chatten bize ipuçlarını verebilir. Evet, şimdi oyunumuza Şey, dönersek. vezir makyajıyla döneceğiz Evet, herhalde. makyaj kanalı kendisi.
Şimdi detayları tekrardan konuşuruz. Yani. Evet, siyahlar çok çok hızlı oynadılar. E5. Ve E5 geldi. E5 bir dakika. E5. Allah. Ha, E5'e kıramıyor diye. Burası düşüyor diye şey yaptı. H3. Biraz önce at G4'lerden sanırım. Aa, yalnız biraz... çok güzel bir yorum geldi. Karuana nickli bir arkadaş demiş ki, üstteki arkadaş bana benzemiyor mu? Bakınca hakikaten Karuana'ya benziyor. Efemeta. Ya yok, Karuana'yı ben çok sevmediğim için benzetemedim şimdi. Yok yok, Meta'nın daha sempatik benziyor. Geldi bana ya. G5 şimdi F4'leri kesti siyahlar. Ama F4 zaten oynayacak mıydı ona emin değilim. Gene E4'ü geride bırakmış olacağız. Öyle oynayınca. Ama şimdi gene F4'ü istiyormuş. Yani tam olarak beyazlar istediği şeyi yapamadı gibi. Ve evet, siyah fili kırıştı ki şimdi bu fil kötü kalmış oldu. Bu fil de yani şu an kötü. Nereden iyileştirebilirim? Belki böyle yapıp F5, G4'lü bir şeyler deneyebilirsem yani, olacak. Bir taraftan kale B8 oynuyor. Bu aynı açılışa döndü ama bir D5 sürmeli oldu değil mi? Evet. Kale C8 oynadı. Şey, D5'sizi oynandı biraz önce. Hı-hı. Biraz önce dedim. Bu geçen maç değil. Ondan önceki maç sanırım. Gri tişörtlü arkadaş Karsen değil mi ya? Ha, iyice şey yapın. Beni işte böyle şey yapıyorsun sonra sonra kaybediyorum. Astım kestim. F3 yani buna ben de burayı... katılabilirim. Biraz daha böyle pasif oynadıklarını söyleyebilirim arkadaşların. Canlı yayın heyecanı olabilir. Bir de şöyle bir psikolojiden bakmak lazım. Hani buna bir derbi modunda düşünebiliriz yani. Tabii tabii, muhtemelen aralarında hani çok fazla oynamışlardır. Ve rekabet de vardır yani ister istemez. Arkadaşları da buradan tebrik ediyoruz. 12 yaş şampiyonu olmak hakikaten yani büyük bir şey. Yani hani 15 yaş şampiyonu olmakla hemen hemen eşit düzeyde ve Türkiye'de bu yaş kategorisinde liderler ve birbirleriyle. 12 yaşında hani hem CM ünvanları var hem de 1900 değil mi? 1900 civarlarında eloları var. Ve bir daha düştü Hakan. Hakan bir daha düştü. Hakan bir daha düştü. Ona bir bakın diyeceğim. Bu arada evet, sizden de Hakan geri geldi ama inşallah yetiştirebilir. Öyle diyeyim. Tekrardan bir düşme durumları oluyor. Oluyor mu? Bir yani çok enteresan bir kopup geliyor gibi. Türkiye'de internet adlı eser herhalde. Bu arada gene sıkışık bir konum kaldı. Yani bu kadar yani beyaz file baksana. İki tarafında gerçi beyaz fili var şu an ve yani şu piyon yapısıyla bilmiyorum. Mesela atla manevra edip buraya oturacaksın. Ama at D3 geldi şimdi. Ona direkt vuracak. Vezir A5. Vezir çarpı A5. Uyundu mu? Yok hayır canım. Kaleyi istedi. Ne yapacak? Kaleyi kaçacak. Şimdi oradan kale A8 istiyor. Vezir C3 ve beyazların iyi kaldığı bir konum daha. Yani bu piyonlarla belki bir tehlike yaratabilir. Şimdi ama... şah kanadında Çesürk, evet, Efe Hakan. Efe Hakan şimdi atı F5'e falan koysa ama konumu biraz açamama sorunu var. Atı F5'e koyduğun gibi vuracak. Vursun peki. Yani. Hayır, aç. Nasıl açacaksın? Mesele o. Evet, kapattı. Kapatması daha iyi çünkü bu sefer internette hakikaten problemler oluyor. Olabilir. Biz şu an yayına ne veriyoruz? O sıkıntı bize. Tamam.
Kale 6. Bu arada bu oyunun çok önemi var. Çünkü eğer ChessTürk 1 kullanıcı adıyla Efe Hakan beraberliğe tutunursa çok önemli bir galibiyet almış oluyor. 3.5-2.5 oluyor maçın skoru. Ve konum da şu an beraberlikten öteye gitmeyecek gibi duruyor. Bakalım. Ya bir şekilde bir yerden siyahlar zorlamaya çalışacak. Bakalım. Fil çifti var ama konum açılmıyor bir şekilde. Yani yok, kale A3 oynadı şimdi. A2'yi basacak diyecektim ama. Ve F1'deki o güzel beyaz fil. Şimdi mesela at F4 oynayacağım. Kaldı. Yani atı buraya oynarsa böyle yapacak. Bu kötü bir tercih mi? Şimdi şöyle bir şey var. Şu fil ne olacak Emre? Böyle şöyle oynayabilsem bir şekilde. Çok A1'deki kale. İşte şey olsa. Hani kaleci hemen fil B1'e oynasam falan. Ama ya bu kaleyi B8'den A8 yapalım bari. Çünkü bir şekilde aktaramadık. Orada da bu şeyleri mi düşünüyor acaba? Bu kaleyi burada tuturken böyle B4'ler mi var? Zannetmiyorum. Beyaz mesela berabere istiyordur bu konumda. Hani burayı açmak istiyor mudur? B4 ne kadar iyi bir hamle olarak dursa da. Mesela B4 gerçi o zaten oynayabiliyor bunu. Yanlışım yoksa düzelt, varsa düzelt Emre. Kale B3 var burada. Kale B3, vezir B3. Pardon. Kale A3'teyken kale B3 varmış. Kale A3'teyken kale B3. Aa, ne oldu o piyon? Uyundu mu? Oh. Aa, hep tutuyordu o piyonu. Ve konum bitti bu sefer. Ama yok, konum hala bitmedi. Sızamıyor. Vezir B1. Ha, sızdı. Sızamıyor dediğim anda vezir B1. Ve şimdi F1'deki fil o kadar kötü kaldı ki. Hakikaten F1'deki fil ne kadar kötüyse bu da o kadar kötü ama. Yani bilmiyorum. Yani doğru söylüyorsun aslında. Şimdi kale A2'de. Bu arada F4'ü istediği zaman oynayabiliyor. Biraz kale A6, kale çarpı. Çok güzel fikirler vardı her iki tarafından. Kale çarpı A6, vezir çarpı A6. Hangi konumu ya tercih açık edersin attı, burada? Siyahı tercih eder. Ben herkes siyahı tercih eder herhalde. Çünkü bir tane açık at var oyunda. O da siyahın hakimiyeti altında gibi duruyor. Gerçi şu an at F4 oynayacağım. Yani tamam, bir şey katmıyor şu an ama at F4 oynamam lazım yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi güzel olmadı. Bu arada her şeyi söyledik. Şimdi, şu siyah fili söylemedik. Şu siyah fil. O siyah fil ama siyah fil şimdi bak nasıl adam oluyor. Hop hop. Nasıl? Evet, çok güzel bir fikir aslında. Adam olacak siyah. Şimdi. Oo, durumlar kaçtı bir saniye. Böyle alacak. Hayır. D4'e bakıyor şu an. D4'e bakıyor. O da güzelmiş. O da güzel. Sadece şey hani bunu denemem lazımdı. Şimdi siyah üstüm. At F5 beraber. Yo tamam. Fil E5 oynayacağım. Dur bakalım nereye beraber. O atı oradan nasıl kaldıracaksın Emre? Sorarım sana. Kaldırmayacağım. O atın gittiği yerleri değersizleştireceğim. Böyle gidiyorum. Ben beyaz... Hayır, beraber de şu an piyon süremiyorsun Emre. Atı oynadı. At F5 yine. Hiç uğraşma. Başka bir şey uğraşma. At F5. Bekle. Şah E2, şah D3 gidiyorum. Ne yapacaksın? Şah E2, şah D3 gidemezsin. Buraya gelirim. Fil A4 oynarım. Tamam ya. Yani. Tamam. Tehditsiz olarak diyorum. Sen atı ileri geri yaparım diyorsun. Aynen, da. Atı ileri geri yaparım. Yani bir el vuracağım. 50 hamleye gelene kadar. Fil ama at E5 oynayacak mesela. Tekrar at E2. Oo, mat olacağım şimdi. At E2. Ama siyah... Abicim gerek yok. Tamam, dön at E5'e. At E5, D5. Ha. D5 yapalım. Ha, beraber oldu. Beraber oldu. Yok. Yani şey burada yok. Yapacak bir şey yani yok. Yani piyonlar da öyle bir yerde ki. Yani filler piyonlara da sarkamıyor. Çok hiç. Güzel bir beraber oldu. Yani bu muazzam bir oyun oynandı. Tabii siyahlar hani son bir umut oynayacak diyeceğim ama umut da yok yani, öyle söyleyeyim. Ya umut yok derken hani yapacak bir hamle yok. Ve 3.5-2.5
Efe Hakan Öztürk kazandı. Ve bitti. 3.5, 2.5, 5 tane berabere çıktı. Bir de kopan maç var mesela. Yani çok çok eşite yakın oyunlar oluyordu. Son oyun gibi yani. Her ikinizi de tebrik ediyorum tabii ki. Çok güzel oyunlar çıkardınız. Tabii Efe Hakan da bağlanabilirse onun da görüşlerini alabiliriz. Metehan, senin yorumlarını alalım. Nasıldı maç? Yani bütün maçlar eşitti ama Süleyman düştüğü maçta kazanıyordum bence. Ben bilmiyorum. Orada bence kazanamıyordum. Fark etmedin mi süreni orada? Sürenin düştüğü maçta şöyle bir şey olabilirdi Meta. Kaleyle file patlatabiliyor galiba. Piyon sürüyor ya. Evet, 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 o konu. F3 D4'te şey var, konu. G6 oynamıştı. Orada sanki kale çarpı E5 var şimdi beyaz için yani. Evet, ben de onu gördüm. Ona düşündün herhalde zaten. Ama belki diyorsun. Ama başka hamle var mı? Göremiyorum şu an. Belki şu bir şey yapabilirsin. Şöyle bir şey olabilir herhalde. Mesela atıyorum E3 falan. E3'ten sonra işte mesela şah F3'e işte at D4 olabilir. At D4'e de işte mesela E3 piyonunu bırakmış oldum. Ondan sonra atı döndüm tekrardan şeye, E6'ya ve şeyi tuttum. Piyonu tuttum gibi fikirler olabilir. Yani sonuçta siyah bu oyuna tutunacaktır bir şekilde diye düşünüyorum. Belki siz... Bence en kötü orada beraber yapabiliriz. Evet, belki bu varyant da olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Efe Hakan, sen ne düşünürsün? Oyunlar nasıldı? Genelde eşit oynadınız. Genelde eşitti. Bir maç koptu resmen. Evet. O maç zaten sayılmamış. Yani internet sebebiyle. Genel skorda da 3.5, 2.5 üstünlüğüm var. Çok tebrik ederiz her ikinizi de. Çok güzel oyunlar çıkardınız. Başka ne denilebilir? Artık haftaya bilmiyorum hangi maç yayınlanacak ama haftaya tekrardan sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Sizin de söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa alalım. Biz ikinizi de tebrik ediyoruz, öyle diyelim. İkinizi de tekrar tebrik edelim. Ve bir dahaki maçlarda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Şimdi bu konuşmadan çıkıp... sen ne yaptın? Böyle bir şey yaptın değil mi? Efe Metehan... Evet. Efe Metehan'la Alparslan Işık grubundan arayacağız şimdi. Bu değil mi? Hı-hı. Evet. Evet, şimdi de... Tekin Alp Erdoğan, FM Alparslan Işık maçıyla sizlerle birlikte olacağız. Bakalım. Az yıldırım gelmiş. Evet, Tekin Alp hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, izledin mi önceki maçı? Yandan izledin herhalde. Aşağıda... Duyuyorum. Şimdi maça geleceğim için buraya geldim. Ha, evet. Tamam. Alparslan, sen de bağlandın herhalde. Görüntü verebilir misin? Nereden geliyor ses? Ya buradan mı, oradan mı sekiyor? Ha, tamam. Televizyonlarımızın sesi. Ay hep bu anı hep hayal Alo. Etmişimdir. Televizyonların sesini kısabilirsek falan diye. Tam Mehmet'e bir yolduk. Alparslan, görüntü verebiliyor musun? Hoş geldin. Şu an bizi Alparslan'ı arıyor sanırım. Ya da onu bizi arıyor. Skype'ın o güzel melodisiyle sizlerle birlikte. Alparslan şu an bağlı gözüküyor aslında bize. Alparslan, bizi duyabiliyor musun? Duyabiliyorsan ses ver diyeceğim. Ya sen bağlısın gibi gözüküyor ama evet, şu an çıktı.
Bağlısın dediğimiz anda çıktı. Birazdan gelecek herhalde. Evet Tekin Alp, istiyorsan yani geçen yayın bahsetmiştin ama gene biraz kendimizden bahsedelim. Belki sadece bu yayını daha ilk defa seni görenler vardır falan. Biraz kendinden bahsedersin belki. İsmim Tekin Alp, soyadım Erdoğan, 12 yaşındayım. Bu sene Türkiye üçüncüsü oldum. Başarımı, satrançtaki hedefim yani ünvan almak, CM falan, FM olmak, GM olmak. Bir de yakında Letonya'ya gideceğim. Orada ilk 3'e girmek. Letonya'ya gidiyorsun. Tekin abi, bu arada geçtiğimiz oyunu sen mi kazandın, rakibin mi kazanmıştı daha önceki hafta? Metan kazandı. Metan. 3,5-2,5. Evet, ben de hatırladım. Tam bu yani ben tam şey yapamam. 3,5 olduğunu fark ettim. Evet. Ben de ama sen de iyi oyun çıkarmışsın. Ya ben her ikisini de iyi hatırlıyorum. Sen zaten Tekin Alp'i kazanan olarak hatırlamışsın. Tabii ki herkesin hani böyle hedefleri var. Umarım en kısa zamanda ilk CM ile başlarsın. Ondan sonra hemen FM'liye artık geçiş yaparsın. Önünde aslında yol hani şey daha var. 12 yaşındasın. Umarım hedeflerine ulaşırsın. Hedeflerine diyelim. Ulaşırsın. Alparslan hoş ki geldin. Alparslan mesela FM olmuş 14 yaşında. Alparslan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Görüşmeyeli. Gelmedi sesin ama. Sesin evet kesik biraz ama. Şu an geliyor. Biraz az geliyor ama. Tamam. Şu an geliyor diyebiliriz. Biraz nasılsın? Biraz sesli konuşursan nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür Sağ ederiz. Biz. Liderlik nasıl? Şu an ligde birinci gidiyorsun. Evet. Bakalım. Efendim? Evet o daha da, daha ligin başındayız hani şeyler. Aynen. Önümüzdeki maçlara bakacağız dedi. Ama geçtiğimiz hafta biraz zorluydu yani sonuç olarak. Kaç kaç bittiğini her zaman hatırlayamasam da 3,5 2,5 olabilir mi? Evet 3,5 2,5 bitmişti. Ve bakalım bugün yeni bir karşılaşma. Yine iki genç arkadaşımızla beraberiz. İsterseniz yavaştan oyunlara geçelim. Başarılar dileyelim ve biz mikrofonu kapatalım. Evet mikrofonumuzu da kapattık. Seyirciler de bu arada bölünmüş durumda. Bakalım. Bir dakika şimdi Alp demiş ama. Bir saniye. Çok şey oldu şimdi. Ne oldu? Alp demiş ama Tekin Alp'e mi? Alp Arslan'a mı? Tam anlayamadım onu. Ama muhtemelen Tekin Alp'e demiştir de. Bu arada Alp Aslan'ın da ilk üç harfinin Alp olduğunu şu an ben anladım ben, senin dediğinden. Ben de baktım falan. Hani. Bakalım neler olacak. Yok, arkadan gelen hep avantajlı derler. Evet onun bir rüzgarı vardır bilirsin. Yani rüzgar tersine döndüğü onu zaman. Şöyle diyelim şimdi Formula 1 izleyen adamsın. Hani önden gelen rüzgarı. Evet. Kesiyor. Rüzgarın önden gelen karşılığı değil. Bana şimdi aerodinamik anlattıracaksın. hala beklemediyiz. Sanırım Alp Aslan'ın internetiyle alakalı bir sıkıntı oldu. İnternetle mi bir problem var Alp Aslan yoksa kamerayla mı? Onu çözerek başlayabiliriz. Yan tutarsan telefonu daha iyi Alp Aslan. Evet. Çok daha iyi. Sabitleyebilirsen bir şey de yapsan. Evet, çok iyi. Evet, mikrofonu kapattık ve bakalım oyunların teklif gelmesini bekliyoruz. Yani Tekin Alp bu arada geçen yayın biraz heyecanlıydı. Şimdi bence çok daha iyi ifade etti kendini. Tekin Alp bizi izliyormuş galiba. Hani ya bizi izleyenlerin de bence heyecanı vardır burada. Çünkü şey hani sonuçta izlediğin bir yere çıkıyorsun mesela. Farklı bir duygudur. Belki onun bir heyecanı var ama onu yenecektir şu an ve... ben yanlış yerde miyim? Yo doğru yerdeyim. Oyuncuların...
bekliyorum şu an birbirlerine teklif atmasını. Bu arada Sabrıcan'ın Formula 1 kariyeri şey neredeyiz? Lichese mi giremiyorsun şu an Alparslan? Formula 1 kariyerim nerede bitti biliyor musunuz? İlk virajda da bitmedi Emre galiba. Yok bayağı iyi gittin. 3. virajda şey oldu. Maalesef araç kontrolden çıktı. O da mühendisle pek anlaşamadık. Çünkü istediğim bir araç yoktu yani. İstediğim ayarları yapmadılar mı diyorsun? Ben istediğim aerodinamik kanat ayarlarını yapmadılar ve ben de pist dışına taştım. O yüzden F1 maceram da başlamadan bitti diyelim. Aslında ikisi de online gözüküyor. Niye oynanmıyor? Evet, biz de o ara biraz sohbet etme imkanı bulduk. Emre, ben bu kamp olaylarını seviyorum şu an mesela. Ben ama hep istediğim şey böyle kamp, işte satranç evi. Efendim? Duyamadık Alparslan tam. İsmin ne senin? Sen geldin. Hak doğru ve evet başarılar. Şeyleri kapatalım, mikrofonları. Ya böyle hani gaming house'lar var ya, bana biraz onu hatırlatıyor. Evet, ben de çok hoşuma giden şeyler. İşte böyle ya, lig ortamı da aslında satranç ligi ortamı da çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle daha bu arada yani sözümüzü bölmek zorunda kaldık. Gebeş yani. Çünkü direkt G4 isteğiyle muazzam. Ya o satranç evlerinin güzelliği şu. Ben hep böyle hani lig öncesi hani şey böyle kamp yapılması taraftarıyım. Hani oyuncular birbirini tanısın. Hani lig ortamı Ya takım olma olayı bence biraz da o yani. Hani tam bireysel spor falan diyorsun da hani ya mesela biz seninle takım olunca bence başka bir şey yani. Sen ben Baran oturuyoruz mesela, çok hoşuma gidiyor yani. Hele Baran'ı bire koyunca mesela çok güzel oluyor. Acı çekiyor. Vahapşanal Mustafa Yılmaz maçı cumartesi akşamı saat 21'de. 21'de kanalımızın topluluk kısmında gerekli duyuruları yaptık. Bu yayının belki sonuna doğru da 1-2 dakika duyuru yaparız. Öyle ben Alparslan sen sevgisim, onu çok tanıdım. Onu bir şey yaptı. Yani olacak işler değil arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Yani bizim bence bizim topluluğumuz gene çok efendi bir topluluk diye. File 4 almadı. Ben de onu anlamadım. File 4 niye almadı? E4'e file 4 almadı. Bakalım. Evet, çok ilginçti. Ben de ilginç buldum açıkçası. Bir şeyler olabilir mi ya? Ben bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Alır normalde. File 4 aklıma böyle vallahi hiçbir şey yok ya. File 5 mi alsam? Yok, son alır falan hiçbir şey olmuyor. Ben hiç böyle olmadı. Düşündüm, dedim ki at G5'li vezir H5'li dümdüz bir şey mi geliyor falan diye düşündüm, anladın mı hani? Herhalde dedim bir şey çalışmış. Çok hızlı oynandı belki de, bilmiyorum ama. Olabilir. Şu an vezir C2 tercihinin de biraz yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü vezir bir daha D3'e gitti. At F1'deyken de. G5'i sorguluyoruz. Ama G5 çok aktif bir hamle. Yani en azından işte G5'ten sonra işte G7 tercihleri oluyor. Ve şah kanadını açıyor siyahlar. Ama E4 piyonu ya, E4 piyonu. Yani bunları bilmen lazım zaten senin. Bize İtiraz etmemen lazım o konuda bence. Ki şiar da burada G5 bir şey kaybetmiyor. File 4 dümdüz piyon önde kalıyordu. Kesinlikle aynı şey yaptım ben de, aynı yorumu da. Alparslan bu arada çok fazla düşündü konuma. Vezir E7. Ben Tekin Alp'in oyun stilini geçtiğimiz turnuvada, yani geçtiğimiz turda beğendim. Nedense böyle bir D5. İşte D5 E5'i zayıf bırakıyor. Ama D5. Ama işte niye biliyor musun? Ama D5'e kıracaksın ki, ne yapıyorsun? Atı mı kaçıyorsun? Yani at E5 oynuyorum işte. O mesele. Bu ne biliyor musun? Hep burada şeyi korumak gerekiyor, anladın mı? O tension'ı korumak gerekiyor. Öyle dedin. Biraz önce merkezdeki piyonları sürdürmeye çalıştırıyordun siyah. Hani nerede? Orada niye tension'ı korumuyorsun? Şey işte. Biraderlerim çok boş yaptınız. Tamam, döndük. Engelledik gene. Diyormuşum. Fil D2 süre acaba
Sıkıntı mı olacak? Alparslan biraz... Bir Haktör'ün bakabilir miyiz üstüne? Orada... Yok, iyi durumu. İyi durumu. Durumu iyi. Burada... O da iyi. Aynı yani. Her ikisi de aynı. Sadece biraz fazla düşündü. B3 karesi var bu arada. B3 karesi değerlendirilebilir. Siyah da tenşini tutmayacak. Siyahın bir şeyi yapması lazım. Siyah. Siyah ne yapsa ama artık. Yok. D5 sürse E5. Ha, bu sefer işte tenşini istediği gibi kaybedi. İstediği Anladım. Gibi kaybedemeyebilir. Derken B4 geldi. B4 geldi. Şimdi bence at B3 ile siyah fili alır. Siyah fili alır ama hani şu an siyah fil zaten bir iş yapmıyor da şimdi bu fil kuvvetli kalacak. Rakipsiz kalacak. Ama işte diyor. Kale A2, kale D2 oynayacak. Ha, kale ve... A2, kale D2. Ben nedense kale D1 oynar gibi geldi. A, bu daha iyi. Pardon, pardon. Evet, kale B1. Tebriklerimizi gönderiyoruz. Hangi atla? Şimdi at 1 çarpı D2. Ya at C4 falan zıplayacağım ama çok istediğim şeyler mi benim değilim. Atımı nereye koymak istiyorum? At C4'te D6'ya bakıyorum ama yalandan mı bakıyorum? Şimdi burada siyahın bir şeyler yapması, siyahın hamle yapması lazım açıkçası. Hamle. Oo. Ünlem şey böyle vurgulu. Fil A8. Hani orada şeyi vurguluyorum. Süre bitiyor ya hani. Ha, ama artı 2 olduğu için bence çok sıkıntı olmuyor. Fil A8 bilmiyorum ısınamadı belki. Alparslan kale EC1. EC1 mi BC1 mi? Ama biraz önce kale B1'i beğendin. Niye kale B1'i beğendin o zaman? O zaman kale A2 oynasaydım, kale D1 oynasaydım. Evet, geçiyorum. De bu sorunun cevabı yokmuş. Şimdi D5'i sürdüm. Yok ya, B3'teki atı istedim ya tempoyla onun için hani kırdırması için ve o tension'ı istediği yerde bıraktı. Bıraktı ama F5 var. F5 gelecek mi? 5 şu an olmuyor. Şu an olmuyor. Oluyor mu? Yaptı. E niye kırıyor? Sürüyor musun? Yok. Süremiyorsun da. Alıyor yani bedava yapıyor. Tamam, yok bu F5 sıkıntı değil ya. F5. F at F6 oynayayım. Bir şey yok yani. Ya tabi bırakmış olayım yani. Bakalım. Görelim bakalım. 6 saniyede bakalım çıkartabilecek mi artı 2 süreyle? Hayır, gitme. Umarım interneti gitme. Kopmadı. Evet, evet, yok gitmemiş. İnterneti var. Sadece şeyle alakalı. Stabilite problemi var. G4'ten sonra F5 de tutuldu. H5 tabii ki yarma harekatı gelecek. Fil F3 mü? F3 mü? Hangi tercih? F3 geldi. F3 geldi. Fili gene... Şimdi de C4 gelebilir. Tekinay o piyona tutunmaya çalışıyor. Bakalım olacak mı? At E4'ten sonra belki durum... Evet, çok evet, iyi beyaz ya. Beyaz çok çok iyi oynadı. Beyaz çok iyi şimdi oynadı. Şimdi bir de B5 gelir mi? Yani çok abartmayalım belki ama... Şimdi ya belki B5 gelir. B5 gelmeyecektir ya. B5 gelmeyecektir. Bu fili buraya koyacağım. Doğru doğru. Fil F1 olabilir. Bir fil F1 oynayayım. Bakalım. Fil F1, fil ama D3. Ama bir dakika. Belki B5 gelebilir ya. Bunu böyle yapınca burası bir... O yüzden zaten belki fil F1 ama oynattın. Ama oraya basabiliyor mu? Ondan emin değilim. H4 bu arada yani... Zaman sıkıntısı olmazsa eğer Tekin Alp'in yani heyecanlanmazsa diyeyim biraz daha tecrübelidir diye düşünüyorum Alparslan. Evet. O yüzden doğru söylüyorsun. Şey olmaz hani. Aktörün yani 1 artı 0 oynadığını da gördük. Süre bitmek üzere. Ay ay. Tekin Alp'in de hamle yapması lazım. Ona ayak uydurması lazım şu anda. Onun da süre evet, şu an kötü evet, durumda. Çok düşünemez iki tarafta. Ben siyahın şu an doğru hamleleri yaptığını düşünmüyorum. At sadece B5, oynamak at, için oynuyor. At B5 oynayabilir. At B5 oynayabilir. Evet. Ve at B5 ve kaçtı. D6. D6 düştü. D6 düştü. Alacak. A7'yi de alabilir bu arada. D6'yı aldı önce. Bir daha geri dönüp. Geri dönüp. Yok. Bir çok tane daha güzel, oldu. Çok çok iyi. Çok çok iyi oynadı. Onu da aldı. 3 piyon önde şu anda Tekin Alp. Evet, harika işler yapıyor şu an. Vezir C7'den sonra tam hani şu an. Kır 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 herhangi kır bir kır değişim. Kır.
Aa, D5 gitti. D5 gitti. Aa, B6'yı alabiliyor şimdi. Çok enteresan şeyler Fil geliyor C4. ya. Çok enteresan hamleler geliyor. Fil C4. Heyecanlı. Bayağı heyecanlı oldu. Ne oldu? Ben de şey yapamıyorum. Eyvah 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 eyvah. F2 aldı aldı. O dönerek aldı. Ya nasıl eşit kaldı bu konum ya? Ve beyazlar hala bir piyon üstün. Şimdi at e4 oynayabilir. E5'i almak At için. E4. Fil E4 gelecek mi? Geldi. Şah E4. Şimdi şah d5 girmesi lazım hemen. Şah D5'e böyle. Ha. Evet. Girdi. Arkaya sarkabilir. Ve bu bence Şah beyazların B21. çok rahat kazanması gereken bir oyuna döndü diyeceğim. Tam da emin değilim. Tam da emin değilim. Belki şöyle kale D1 değil, bir kale D1 oynayabilir şimdi. Bakın ne oynayacak? Ne oynarsa diğer tarafa kaçacağım kalemi. Yalnız işte H3 H3 biraz sıkıntı oldu. Bitti. Konum bitti Emre. Niye şah çekiyorum? Yaklaşıyorum. Çapraz çapraz çapraz. Eyvah eyvah eyvah. Çok iyi Eyvah oynadım. eyvah. Terk geldi, gelecek geldi. Çok iyi oynadı Tekiner. İnanılmaz, evet, o heyecanlandığımız dönemden itibaren inanılmaz bir oyun Yani ya çıktı. muhtemelen taktik Muazzam. hamleler kaçmıştır ama bayağı da hesap yapıldı orada. Çok kısıtlı sürede bayağı hesap yapıldı. Ve evet, at f3, c6, g3, g6. İki tarafta sakin açılış mı diyeyim artık? Nasıl diyeyim buna? Bu ne oldu? E5 sürülecek. Çok çok keyifli bir maçtı ve Evet. Tekin hiç heyecanlanmadan yani o konumu başarıyla oynadı. Bu arada Kendisi tebrik maçın ederiz yani. ortasından itibaren de Alparslan yani 3 saniye 3 civarlarında saniye oynadı. civarında. Yani 3 Evet. saniyeden 1 saniye düşüp oynadı. 1 saniye düşüp oynadı. Ve şimdi Alparslan'ı beyazlarda görüyoruz. Beyaz taşlarla bakalım. O beyazı iyi kullanabilecek mi? Bir de o da çok önemli. Mesela beyazla illaki baskılı başlıyorsunuz. Onu kazanca çevirmek çok önemli. Psikoloji açısından bakalım neler olacak. Bakalım, gene bir merkez savaşı var. Vezir Efe C2. Hakan Efe Meta'nı yendi. 3,5-2,5. 3.5 2.5 bitti. 5 beraberlik ve bir tane Efe Hakan'ın galibiyeti vardı o maçta. Kanalımızı ilk defa gören arkadaşların da abone olmasını rica ediyoruz. Son 26 abone kaldı 24.000 olmamıza. Ve yavaş yavaş artık 25.000 30.000 bunu daha da yükseltmek istiyoruz. Bunlar da sizin desteğinize bağlı. Yeni arkadaşları görüyorum burada. Lütfen kanalımıza abone olsunlar ve beğen tuşuna bassınlar. Bir D5 istiyorum ama D5 biraz yani kırmayabilir. Kırmazsa ne yapacağım? Kırarsa ne yapacağım bilmiyorum. Sanki elim D5'e gidiyor. Evet. D çarpı E5'in ardından at C4, at C5. Fil E3 gibi bir şey oynanabilir belki. Fil E3. Kale A1. Alparslan'ı da Alparslan'ın herhalde görüntüsünü vermek de bir yandan uğraştığı için süresi de olabilir. gidiyor Olabilir. olabilir. Biliyorsun böyle şeylerde odaklanmak da çok Evet, zordur. evet, evet. Biz Yoğun. bile hani bir sıkıntı olduğunda odaklanamıyoruz. Evet. O şu an herhalde ama sorunu düzeltmiş gibi duruyor. Beyaz şu siyah filini bir yere çıkacak ama bu at D3'ü tam şey yapamadım. O at orada. Direkt fili aldı. Doğru, biz onu Direkt fili düşünmedik ya. aldı. Hiç bakmadı yani. Şimdi kale D8'li varyant mı yoksa bekledik? Direkt aldı. Ama Ama şimdi sanki alsa daha iyiydi Emre. yok, bence şey değil. Aa, fark etmemiş. Alsa Pardon, alsa pardon. gene gelecek. Çünkü Gene bir hamle. fil temposu var. Doğru. Şey yapmayacak yani.
Hani ben bir hani C8'deki atı da al, yani C1'deki atı da Anladım, alarak anladım. devreye koymaya çalıştım. Ondan patladı. Şimdi belki teşekkür o Onur Bey teşekkür ederiz. İş arkadaşlarımı da burada görmekten ne, mutluluk tam duyuyorum. 4 art ne oluyor ya trigonometre? Valla neler oluyor belli değil. Flaş uç. Burada at D4 gibi şeyler var mı? At D4'e. Hani at D4'e. Ha işte piyonu kaybediyorum galiba E5'te de. At D4 hani şu fili almak adına belki güzel bir şey olabilir. Ha onları değişelim dedi. Hani o varyanttan kaçındı. Çünkü evet E5 piyona gidiyordu ya. Beyaz. Beyazın bir hafif üstünlüğü var hani açık var, attı aldığından ama bunu nasıl değerlendirecek? Onun açık bir fikrini görmüyorum şu anda. At E6. Bu maçta bu arada bu biraz önceki maçta da şu piyon yapısını çok yani C3 G3'lü yapıyı çok gördük. Bir dakika vezir D6 neden yok burada ya? Tamam. Çok bariz bir fikir. Fark E5'i yok. Almak istiyorum. Tamam kırıyorum. Tamam. Kaleyle kırayım. Fark etmeyecek. İşte E5'e baskın var ve koruyamıyorsun. F6 yok mesela. Bence onu kaçırdı ya. Vezir E3, belki C5. Belki C5 gibi bir şeyler yapabilir diyecektim. Oo. Başka bir şey oynanmış. Siyahın B5 hamlesi de ünlem yalnız. Siyahın? Ha, beyazın pardon. Kaleleri de değişmek istedi ama bu kale değişimi atla alacak şimdi mecburen E5'i vermemek için. E5 sürekli bir zayıf kaldı. Kaldı şimdi mesela kırıp kırıp vezir G5 oynanabilir ama F6 var onlara herhalde. F6 olsa da o siyah fili oynamak artık eziyet yani. Ya veziri bir şekilde daha elverişli kullanması lazım herhalde beyazın. Hani atları bence iyi yerde. Evet. Kalesi de hani daha nerede olabilir? Siyaha söyleyelim mesela siyah adına söyleyeyim. E6'daki at iyi durmuyor. Yani ya, yerinde durmuyor anladın ya mı? Aslında kötü bir yer değil ama buraları tıkalı olduğu için hani gidebileceği yerler tıkalı olduğu için tabii kötü duruyor. Ne yapayım? Atı da mesela siyahın atını al eline koy bir yere. Zaten hani koyabileceği bütün yerler kapalı şu an. Hayır koy ya koy bir yere desem nereye koyacaksın bu atı? Yani nereye koyarım? E7'ye koyarım herhalde. Ne yapayım? Bir kale isterim yani en azından. Vezir D1 geldi şimdi buraya bir baskı var. Komik olan şey de bana anlamadı. Yok gibi bir şey. Nasıl dökülmemiş olabilir? Şöyle yakaladım. Sen hiç öyle bir sıkıntı çıkmadan. Beyaz konumu çok iyi dizdi ama yani bakalım neler olacak. Geliş yani tam siyah fil kötü ama bu valla bir şeyler çıkması lazım. Çak kale E5 çak ya. Kale E5 mi? Evet kale E5. Al işte gördüm. Ha. Bay bay. Daha yeni şey yaptım. Daha yeni çözdüm. Tamam ne yapalım canım kayıp mı ettik? Şah F7 oynayacağım ne yapayım yani? Sanki şey mi? Çatal mı yedim yani? Bir tane şey. Piyano gitti. Ama o şey biliyorsun. Şiar yalanın fake hesabı açıldı abi. O bu arada Oo, kale çarpı. Kaleye 6 çaktı. Ne var kaleye 6'ya? Ooo evet. Bum var. Bilmiyorum. Vezir D5 A8 gidiyor. Evet 1-1 oldu skor. Ve D4 geldi Tekinalp'ten. Şey diyordu benim fake hesabımı kim niye açsın diyordu. D4 D5. Ben şuna sağ salim izleyeyim. D4 D5 at C3. Ne diyorsun? Mesela bu oynanmıyor. Bu neden oynanmıyor? Çünkü İşte bu piyonun önünü tıkamamak lazım falan filan. Onu mesela öğrencilerime anlatamıyorum ya. Bu böyle oynan, bunu böyle oynayınca mesela çok kötüymüş gibi duruyor ama oynanıyor işte. Oynanıyor. Oynanıyor da işte şey neyse. Ya E4 oynayayım. Ne oldu? Şu an 1-1 oldu durum. Tamam. E4 oynamıyorum. D4 düşüyor.
Uzun rok atıyorum. Oo, uzun Oo, rok uzun rok atarsan şimdi atıyorum. olaylar değişir. Uzun rok atıyorum. Yanımdaki kişi kanalın diğer sahibi Emre. Yanındaki kişi kim? Allah. Şey yorumu vardı ya. Sabri işte öteki yanındaki kişi değil. Bu yanında Bundasın. olanla kutsuna. Bütün yayın yorum okuyorum, konuşuyorum. Bundasın diyor. Flash 6 oynayacağım ama inandırıcı bir oynayış olmayacak. Tam at F3 oynadı. Daha iyi. Ben inanmamıştım zaten. Oh, İnanmadım at E5'e şimdi. koydum. Yani bir şey... Siyah düşünsün. At Ben E5'e at bilmem. D7'e oynanmıyor diyorsun. At C6'yı alıyorum. İyi. Ben at E5 Oynadım. oynarım burada. Tamam, yok. İkna oldum, oynuyorum. Ya da kısa rok mu atayım? Kısa rok niye atıyorum? Haktör ama oyuna döndü bu arada. At E5. At E5'in ardından burada bir Yok beyaz iyi. beyazın düşünmesi gerekiyor burada. Neyi düşünecek ya? İyi işte. Yani neyi düşünecek derken düşünsün de iyi konumda yani. Evet, iyi konumda. Şimdi at H7'ler, F6'lar olabilir. Dalga amaçlıdır Emre Bey. Yanındaki çok geliyor videoları başkalarına da. Emre şimdi Ne sinirlenecek. diyor sabı? Ne diyor? Görmedim. İçine baksana. Ya Neyse tamam. Oyuna döndük. aynen. Fil F5, at E5'in ardından bayağı bir düşündü iki tarafta. Vezir Ya ben B6. neden? Ha. Vezir B6. Tamam, şimdi oldu. Vezir B6'ya hemen kısa rok geldi. Kısa roka kale E8. Evet, şimdi ataş 700 istiyor siyahlar. At H7'ye file 3 döneceğim diyeceğim. At C3 bir işe yaramadı. Ama at D1'den nereye döneceğim? At D1, at E3 oynarsam olmuyor sanırım ya. Oluyor mu? F4. Aa, F4 niye oynatıyorsun? F4 oynadı. At H7 istiyorsun ya. Aynen, doğru. Kendi kendine şey Aynen. kazandıracaksın galiba. Fil F6 o zaman. Ya dur, Sadece. vezir uyuyayım şu tarafta. Diğer taraftan kazanırım falan. At çarpı D7 aldı. Oh. C3, beyaz fil. Too big too slow. Magnus Carlsen is here. Evet, herkes aynı soruyu soruyor. Vahap, Şanal, Mustafa Yılmaz maçı. Cumartesi saat 21'de. Bakın, o yayında 1000 kişi olacağız. Daha önce 940 olmuştuk. 900 olduk başka bir yayında. O yayında herkes burada olacak. Ve bin, yani bin yapalım şunu. Olacak derken Yani olsun lütfen. olacak Bayağı. derken emretmiyorum. Olacak. O gün haberleri izlemiyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Vezir C2. Beyaz iyiydi ama şimdi aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Peki siyah ne istiyor? Siyah. Yani bir iki tarafta. Şu an mesela hiçbir yorum yapamıyorum Sabcan. Bir yorum yap. Bir yorum yapayım. Siyah iyi kalmış bir şekilde. Öyle dedim kafamdan ama sonra hamle yap siyahla. Abi bazen hamle yapmaya gerek kalmıyor ya bu konularda. Hamle yapmadan mı kazanacaksın? Mesela bir hamle ya, ne istiyorum Yavaş mesela? yavaş kazanacaksın At işte G4. burada ama. At G4 oynadı mesela. İşte tamam, at çarpı G4'ü aldım. Tamam, file E3 oynadım. Aa, file E3, E2. O E2 zayıf çıktı. Oo. E4 Öyle bir hamle güzelmiş ya. çıktı. E4 iyiymiş. Bu arada çift file çift file oynuyorlar. Bir yorumu hatırlatayım. Emre ve Sabrican siz de çift fil gibisiniz. İşte ikiniz de yayında olun falan yazmışlar. İşte. Ha, bu arada çok güzel bir tercih ya bu D5. Ha, Ama D4. bunu bak, bundan o kadar emin değilim. Hala emin değilim. Ben biraz önce neden kötü yani yorum yapamadım biliyor musun? Şimdi bu fil de kötü değil aslında ya. Tam buradaki piyonla şey Ama yaptım Emre da. C5 var şu an. Belki o noktaya bakmadım. C5, C4 olabilir mesela. Oradaki konu daha şeydi. Bak şu an C5 olmalı bence. C5'e hemen B5 oynayacak. B4'de C4 var. Tamam, ne yapalım canım? Yok canım, öyle geçer piyon o kadar kolay yapılmaz. Niye oynuyorum?
F3 mü oynayayım? Ne oynayayım ki? F3 oynayayım bir el. Tamam. Bir el F3 Yani oynayayım. hepsinin bak hepsinin bir sorunu var. Mesela F3 oynarsan G2'deki fil kötüleşiyor. Tamam niye canım? Böyle oynayacağım, böyle oynayacağım, Her şey böyle oluyor, oynayacağım. oluyor. Yok öyle oynayamıyorum da. Ya bir böyle şekilde böyle falan. tamam. Ya flash 3 oynarsın, değişirsin falan diyeceğim Döndüreceğim ama. Ya şu piyon yapıları mesela beyazdayken bu fil kötü tamam. Bu filin iyi olması lazım mantıken ama şu an öyle bir konum yok yani bir tane ortada. E4 var. E4 dümdüz şey yapıyor. Baltalıyor konumu öyle diyeyim. Bu arada 24 saniyesi kalmış Tekin Alp'in. Beyaz mı iyi, siyah mı Emre iyi? abi bize cevap ver yanındaki kim? Hadi. Hadi. İyice şeye bağlandı. A5. A5 ilginç bir tercih. O BB ne yapacak? B5 sürmeyecek herhalde. Bu arada şey yapsam on ha fil Güzel. G5. F6. F6 o kadar basit değil ya. Evet, F6 şey olunca Şimdi değil mi? ya kaçarım da sonra böyle bir düşün arkadan Ben direkt kalede G6'ları 4 istiyorum. vurmayı düşündüm de Bir bakalım. ara bir ara ha bundan bahsedecektim. A4 bir şekilde Oo, bunu kaçırdık. A4 B5 B4 tarzı pardon bir şey gelecek mi diye düşündüm ama tabii bu şişi görmemiştim. Ya siyah çok Terk oldu basitçe. daha baskılı oynadığı için. Maalesef basitçe terk Ama Tekin oldu. Alp iyi oynadı. Yani siyah daha iyi iş yaptı ama kötü oynadığını söyleyemeyeceğim. Burada her şeyleri kırışıp artık dönebilir belki. Kırsa bir el kaleyi kıracak. Kaleyi kırınca fili kıracak. H6'yı engellemek için şah G7. Böyle şeyler. Bakıyorum vallahi. Oha Emre Asgüleç. Ama harf Ş kalmış oğlum. Ne saçma adamsın. Sağ ol. O bu Şey. arada ne oldu? Süre mi bitiyor? Bir şey düşünüyor. Bir şey bakıyor şu an. Hesaplıyor ya da internetim koptu. Hareket etti ya. Kale çarpı. Kale çarpı. Vezir çarpı. Şah G7. Ova. Paşa 5 hamleyi koydu. Vallahi koydun şeyden. Ama zaten hani tek hamlelerde Makineci az muhtemelen. güleç. Tek hamlelerde o yüzden rahat oldu. Şimdi vezir D2'lerden falan. Şaş 3 saklan. Ay vezirleri dümdüz. Ama Bu konum kayıp oldu. C piyon olmasa oynanabilir bir şey bence. Yani Ama böyle C şey olur piyon. ya. Erdem olsa şey der. Tamam, C piyonu kaldırırım mesela. Nasıl oynanacak şimdi? Maalesef terk oldu. C piyonu sıkıntı yarattı gerçekten. Şimdi sürdü. Diyelim ki. Yani sürdü bir tane daha. Ne yapalım Bir daha sürdü. canım? Aldı ve kaleci üç. Güzel bitti. Yani bit sonu güzel oldu. Ben F3'ü al ben 10 kere F3'ü aldım şu an. O an onu düşünemedim. Evet. Üçüncü oyunda Alparslan'ın galibiyetiyle geçildi. Ve Ben de abone sayımızı kontrol ediyorum. Bakalım 24 bin olmaya kaç 21 kalmış? kişi varmış. Şöyle. Şimdi şey deme. Abi ekranda görmüyor musunuz? Biz görmüyoruz. Siz görüyorsunuz Aynen. da. Bu arada B3 ile mi başladılar? Sabircan gel senin varyanta geldik. B3. Tamam, burası bende şimdi. Burada fil G2 oynanır, rok atılır. Başka. Fil G2 oynanır gerçekten G3'ten sonra. Ya burada işte D4 sürmek istemiyorum ama Niye kaleye 1 E4? O C5 geldi öyle karşıdan. hayatta. C5'e C4. Neyse, şu an şeye döndü ya. Normal hani sanki D4 G3 D4'de oynamışlar da evet. sonra bu fili nereden çıkacağım demiş adam. B3 oynamış gibi oldu. Tension'ı doğru Bilindik yerde mi bıraktı? varyantlara döndük diyorsun. At C4 iyi bu arada. At C4 kale C1 oynanabilir. At H4 beyaz fili aldı. Fil G6'da değişmek her zaman istenir. Haşlı alacaktır. H. Evet. Bu H'lı Hayır bunu alsa ne, E6 hayır, kalır. ne zaman öğrenmiştim diye sorarsan üniversitede öğrenmiştim bak. Ya sen şey de bilmiyordun zaten. Fil C4'te fil E6 oynandığında fil B3 kaçıyor millet falan. Oo falan yapıyordun. Nereden nereye geldik ya? E4 kaçta olabilir? Doğru. Doğru şey var. E4 burada değil mi?
Burada mı? Evet. Ama çok şey değil. Gene kaleciye bir oynuyorum. O. Çok güzel bir sponsor geliyor olabilir. O. O. Aa! Fil D5. Kale Ama D8 zaten ile almayı tercih etti. Ama bu sefer o gene bence D3'ü. güzel bir tercihti. Fakat aa! Kale at file vezir. Yok yok. Beyaz iyi. Vallahi beyaz iyi kaldı. Ama bak onlar ne kadar ya şu an çok iyi duruyorlar. Filler. Eyvah. Filler çak 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 yani. Hayır vezir oynamıyor. Evet. Vezir C8. Çok kötü kaldı ya. Yapacak bir şey yok yani. Veziri bir yere oynamam lazım. Kale D8 oynadım. Ama kale D8, vezir D8'den sonra fil B7 oynayabiliyor. Tamam fark etmez onu oynayacak. Onu zaten göze alıyor artık yapacak bir şey yok ki. Bu kaleleri bir değişsin bu fil düşecek. Buradan yardır yardır gidiyor adam. daha önce çatal mı vardı? Ha, fil F5'teyken belki çatal vardı. Doğru söylüyorsun da. O zaman galiba at F3'te olduğu için E4 sürülmüyordu. Bir bakar mısın o konuda? Bilmiyorum. Beyaz Ama müthiş belki oynadı doğru. son 5 hamleyi. Bence de beyaz. Ama siyahın kale D8'i de bence iyi ya kale D8. Yani iyi derken direkt dümdüz almadı hani orada konumun zayıflayacağını gördü dediğim Bunlar anda. çok tehlikeli hamleler. Yok siyah vezir hiç oynamıyor. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. At F7 mi? At F7 vardı. Yok, at F7 yoktu. Pardon. Çok iyi, çok iyi. Siyah oyundan çekildi ve durum 3-1. İlk oyundaki performansı göremedik tekrardan Belki de bu Alpten. arada Tekinal aynı şeyleri oynuyor. Bence hala iyi oynuyor fakat Alparslan şu an belki hani alıştı ve kendine geldi diyeyim. Olabilir. İnternet sorun. Fil D3 mü? Fil B6 da oynuyor. Şöyle E4. bir Yani C3, D4 fikri falan olabilir ama. C3 fil C2 D4 herhalde Vay. oynayacak. Vezir E2. Alparslan. Şimdi at C3'leri de kapadı bir de. Öyle bir seçenekler var. Burada herhangi mesela at D7 oynasın. Ne oynayacaksın? Fil C2. Lan D3 oynarsın sonra, evet doğru. D4 şimdi at D2 de oynayabiliyorum. D4'ü sürdükten sonra. Şimdi D5'i mi düşünüyor acaba? Ama D5 bunu bilemedim. D5 oynar mısın? Oynamam. Ben oynarım falan diyecektim şimdi. Hemen Tekin Alp oynadı. Yani At C5'ler var. Fil A6'lar var şimdi. Ya belki B3 bu C4. kadar hani belki keskin hani şey böyle iğneleyici konuşmamak gerekir belki de. B3 C4 Olabilir şeyler yani. Doğru olabilir. doğru. Of 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 of. F5 sen ne güzelsin. F5 mi? Ha. Niye bir şey yok Olmuyor. F5'e? Kırıyordunuz. Fil C2'de ya. Gerçi D4'ü alıyorsun. D5'i alıyorsun karşılığında. Ne Yok zaman F5 zaman söyleyeceksin diye bekledim, biliyor zaten musun? şey yani F5 siyahla F5'in kötü olduğu çok az zaman gördüm. Evet, değil mi? F5 sürülebildiği zaman sürülmesi gereken bir şey. Hani biliyorsun E4 E5'li oyunlarda şey derler. D4 veya D5 sürülebiliyorsa sürün. Yoksa kötü kalıyorsun Sürem yani illaki. yok evet yani sürme hakkın varken sürmüyorsan Aynen. rakip sürdüğü anda Bir senin konum geri gidiyor aynen. yani bir Ya şey çünkü ne oluyor. oluyor biliyor musun? D4 sürüyor ya adam mesela. E4 alıyorsun atıyorum, atla alıyor ya. Bütün taşları merkezde kalıyor. Sen de öyle hani şey. Sıkışık sıkışık bir şeyler yapmaya Aynen çalışıyorsun. öyle. Vezir E7. Ama hala F5 istemeyecektir herhalde. Çünkü G ile alacağım, fil ile alacağım, öyle D5'i alacağım falan diye görüyorum. At H4. O da F4 istiyor. Aa F4 istemez ya. Yani.
Ya F4 Belli olmaz. yok yok F4 ya bu piyonu burada bırakmak iyi bir fikir olmuyor. Bilmiyorum ama. Değil mi? Doğru. Aa. Bu arada aklıma gelen şöyle şeyler var. Beni de dürterler böyle. At E3, at F5 koyayım. Ne oluyor? Vursun. Ah. Gerçi at F6'da falan ben de çok şey yapıyorum da. Buraya at koymak için alet verir misin? Ya ama savunacak. Yani. Böyle tutacak burayı böyle. Bu da buralara bakıyor. Ya veziri falan aktarabilsem tamam. Oo C7'ye baktı. Kale C8. Nece hamledir? Bu arada fil Fil A4 diyenler vardı chatte, bu arada ben Emre'nin de görmedim. orada Fil hemen A4'e piyon baktığını sonrası mı? görüyoruz. Tempo kaybı olur bence. Ben 14 yaşındayım. Şimdi şey var. Fil A4'ten sonra şimdi fil C6 var. Emre'yi gerçekten tebrik etmek lazım. Bugünkü performansından Ne için. için? Ha, Fil A4 için mi? Ben orada bir şey gördüm. Emre Asgüç yorum yaptı. Ha, inanılmaz, kendim yorum yapıyormuşum gibi hissediyorum. Fil H6 enteresan bir şey bu arada ya. Neden böyle bir şey istiyor ki? Buradan bir atak çıkartamayacaktır. Ellemeyeceğim herhalde de. Ama nasıl ellemeyeceğim? Yani ne yaparak ellemeyeceğim? Çok güzel E, bir elle cümle ya, kullandım. elle ne olacak? Ha, bunu niye kırayım ki? Adam kırsın. Ben kale C'ye oynayacağım. Sonra B4 süreceğim. Gerçi B4 bir işe Fil yaramaz da. E3. Fil E3, fil C6. Ya file 3'ü oynamam için, file 3'ü oynamam için fil B6'm olması lazım ki oynayayım yani. Yoksa niye file 3 oynayayım? B4 direkt. Evet, bence de Tekin böyle bir şey yaptım. Tekinal Çünkü 1, benim Alparslan hamleme 3. çok oynuyorsun. Benim söylediğim hamleler biraz fazla oynanıyorsa demek ki oyunda biraz sıkıntı var Aynen. demektir. Biz Yani de mesela oynatıyoruz, şey oluyor yani, kötü yani kalıyor. aynen öyle. Sonra Sen oynamışsın gibi davranıyoruz. Halbuki B4 aslında kötü. Yani konum ne yapabilirim diye düşünüyorum. B4 yapasım geliyor. Hani konumumu geliştirmem lazım. Böyle şeyler oluyor böyle. İyi hissediyorsun kendini. Konumumu daha fazla geliştirebilirim. Bir yerlere yüklenebilirim. İşte orada onlar herhalde şey deniyor. GM hamlesi hani. Burada bir iki GM hamlesi oynandı. Mesela adam gidiyor burada F3 oynuyor. ha, bazen Vay onu da kardeşim. abartıyorlar ya. Yani ah, GM hamlesi bu. Yok, Şimdi GM hamlesi şey yani. hani sözümün nereye gittiğini de az çok tahmin ediyorsun. Bu bana gelmiyor. Sana gelmiyordu. Hani şeye Ben anladım giren dediğini. girene de. Yani ben biraz hani şey olduğunu düşünüyorum. Abartıldığını düşünüyorum bazı Yok, şeyleri. Bazı şeyleri. bazı şeyleri. Bazı şeyler de abartılmıyor. Mesela hiç yani bilgisayarın ilk iki hamlesini bazen tahmin edemeyebiliyorsun yani. İlk iki E tabi önerici tabi hamleyi tahmin ya. edebiliyorum. Mesela at F7 Ha, vardı aynen. Aronian Carlsen Ama maçında. hiç ilk bakışta göremedik yani. Mesela Carlsen kesin düşündü onu. Biz mesela hiçbir şekilde düşünmedik. Doğru. Zaten izledik ya, pat 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 oynadı. Efe profil resmi neden pek var? At E3. Atım gene bir yere zıplamıyor. Bu zıplamıyor da çok kullanıyor. Bu ara Ya şu fili C6'ya koyamıyor muyuz arkadaş? Onu anlamadım. ne yapacaksın C6'da fille? Ben onu anlamadım. Ya bu fille bu fili değişip ne sağlayabiliyorsun kendine? O beyaz kareleri daha da zayıflatacağım. O da şimdi fili A6 Kullan oynayacak, ama baksana. kaya kullan. Fil A6 mı? Hayır canım, fil A6. Şimdi bu sürüyor. Aa, vezir. At C5 var ama at C5. O kadar kolay değil yani. E tamam, böyle oynadım ya. Böyle oynayıp ay. Bitti. Hadi görüşürüz, at C5. Bitti. Bütün atak bitti. Dur bir dakika, bir dakika dur bir. Bir dakika dur. Bence Alp çok iyi oynadı ama yani şu hemen başına aktiflik geldi ya. Oradan bir şeyler çıkartmayı düşündü. Ya çünkü iyi hissediyor İyi kendini, tamam hissediyor, mı? aynen. Kendini Kazanmak da istiyor, tamam yani mı, burada onu? burada konum iyi ve bir şeyler yapması lazım. Ama bazen olmuyor yani. Ya da gereken şey Ah, yapılmıyor. o giden A piyonu. Ama işte tecrübe konuşuyor burada da. Bir ilk Şimdi maçta fil C6'lar yok. Hiç şey yapmadı.
Yok o atı döndürüyorum atı, döndürüyorum C6'ya koyuyorum atı. Hayırlı olsun, kazandım. Güzel bir soru. Oğlum benim yuh. Nereden buldu da koydu onu? Evet, son 17 kişiye. Atı C6'ya oturtabilseydim çok iyiydi. Öyle düşünmüştüm yani, yapacağım şey neredeydi at ya? Burada mıydı? Böyle atı C6'ya koyacaktım. Şimdi sen oyna diyecektin. Çak çak çak, direkt çak at, C5 gelecek. Tamam, yo. Alparslan hakikaten bugün At G4. şov. Vallahi çok karışık mı? Karışık değil Eşite ya. yatkın bir oyun. Bakalım ne olacak. Atı ya buraya koymam lazım ya buraya koymam lazım galiba ya. ama olmuyor. Niye olmasın ki bu neredeydi bu at? Kale B1 şimdi. Bu. Ya en son bir piyon üstünlüğüne Kale kalacak. B5, kale B5. Oh. Süre çok az, süreler çok azaldı. O yüzden bir sıkıntı olmuş olabilir. Buralar açıp belki bir mat atar falan çıkartabilir. Bilmiyorum. Ay. Süre bir anda çok azaldı. Vezir A8'den Vezir E8. Sporcular ne kadar centilmen. Çok Ma çok beyaz. beyaz Nerede kaybettin biliyor kendini musun? iyi hissettiği için abi dur dur A5, A4 A5, A5. A4, A5 değil mi? evet. Ah. Yani bir şeyler yapması gerektiğini hissetti. 1-0'dan konum 4-1'e döndü. Evet. Ata iyice şey yaptı. Bu iki adamın adı ne? İyice şeye döndük. Evet, abone sayımızı da son 17 abonemiz kalmış. 24.000 yaparsak çok memnun olurum. 206 kişi bizi izliyor. Yayının da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Verdiğimiz emekler için bize destek olabilirsiniz. Tabii bu size bağlı. Yani olmayabilirsiniz de. Yok, bu sizin için zaten. Bizlik bir durum değil. Sonra bizi kaybedersiniz. Bir daha bulamazsınız falan. İşte bu çocuklar. Ya bir daha ben de satranç oynayacağım. Nerede oynayayım Abi falan. şu çocuk adı neydi? O falan. Şimdi Alparslan beyaz. Şair anlatamıyoruz Tekin ya. Alp siyah. Sabri Reis'in fil C6 fikri güzeldi. Yok, hiç ben beğenmedim ama muhtemelen siz daha iyi biliyorsunuzdur. Morozevic'i ne zaman getireceksin? Ben bir arayayım yayından sonra. Morozevic'le şey arasında kaldım. Andreyekin, Aa, Andreyekin'le aram çok daha iyi. Ben ona Dimitri derim. Sen Andreyekin dersin. Andreyekin. Ben de hemen Gareyev'i arıyorum. Alo Gareyev. Kale C1 oynayasım var. Yani bu piyonlar mesela kötü gibi durduğuna bakmayın. Bu piyonlar kötü falan değil. Böyle oynayacak. Paşa gibi piyonlar. Bence öyle. Böyle süreceğim. Ne yapayım o zaman? Ne yapayım? Tam bir şey yapayım. Hayır, bazen şey istiyoruz hani konum tamamen iyi olsun istiyoruz ama öyle bir şey yok Öyle bir şey. satrançta. Yani Aynen. bir, her taraf iyi olacaksa zaten. Ha şey diyoruz. Aa, merkez iyi de 5'ten sonra A C6 geri kaldı. Abi C6 geri kalmasını kabul Vezir ediyorum. Alfa B6. tutuyorum. Hemen vezir B6. Öyle noob hamleleri değil. Vezir Aynen. D7 dedi. Gerçi vezir B6 da iyi olabilirdi, bilmiyorum da. İkisi de herhalde hani Beyaz için eşit hemen. ben nedense beyaz için hep bir şimdi ne beyazdan izlediğimiz için herhalde ben hep kendimi şey yapıyorum. 100 bin abonede Karsen geliyormuş. Abi 100 böyle bir dakika bir dakika 100 böyle bir bin söz vermemiz lazım bir saniye. bakayım. Son söylediğimden beri 2 abone Bir gitmiş. saniye, bir saniye. Böyle bir söz verelim. 100 bin mi? 250 binde. Şu an para hesabı yapıyorum. Aynen şu an. Karsen kaça gelir diye hesap yapıyorum. 250 bine ya Karsen bize gelecek ya biz Karsen'e gideceğiz. ne diyelim, ne diyelim? Ah. Karsen'in yarısı gelecek mi? Ne? Nasıl bir hesap? Düşünüyorum abi şu an ince hesapları. Tamam size söz. Ya bu internette yayılacak bu video. Gözüm seveyim şey yapma. Çok Neyse biraz düşüneyim oynanırken bunu şeyde 24 bin olacaktır bu gece herhalde bilmiyorum. O zaman 24 bin yazısında yazarsın. Evet, 24.000'de bir söz vereceğim size. Karsen'le alakalı. Karsen'le alakalı.
Beyler zaten buradayım. 100 bin ne alaka demiş Karsen'de, sağ olsun. E4 var mı? E4 var mı yok mu? E4'de D3 alıyor. Ama işte D2 de korunuyor ya. Şimdi Ben E4. bunu hep düşündüm. Hep düşün. Aa. Siyah C6. Oo. kolay kaybettiği bir oyun oldu maalesef. C6. Üçüncü oyundan sonra falan işte Tekin Alp'i tutmaya biraz yöneldim ama oradan sonra birkaç konum istemediğimiz şekilde gitti. Sanki şah f8 şah g7 daha doğru olabilirdi derken kale düşüyormuş ya. Kale zaten kale ya, yani fili almak için öyle oynuyor. Evet. Hector'un, Haktor'un bakalım süre sıkıntısı olacak mı, ama onun dışında beyazın konumu çok rahat artık. Evet, bir şah kanadı hata bekliyor olabilir, yani yapmayı deniyor olabilir siyahlar. Şimdi onu deneyecek. Yani kale C7 oynayabilir. Ama kale C7 bilmiyorum, çok bir şey sağlamış. Şah F8. Şey 8 ve bir daha alttan şahlayamıyor. Alttan Bir şahlayamıyor. vezir D7 Ama oynayacaktır. buralar. Vezir D7 belki. Gene de Emre yok ya, orada değiştiği zaman F ile kırıyor mu? F ile kırar, H ile kırar. Yani N oradan ile bir şey kırsa bir şey olmuyor. çıkmıyor. Hayır, vezir tahtada tutarsam bir şey çıkar. Bence o yüzden vezir D7 önemli. Vezir D7 Ha evet. oynadığın için benim canım sıkıldı. Vezir D7, aa, vezir G4. Gerçi Orada tutması yani gerektiğini merhaba, ben düşünüyorum. mat olayım demeyecek zaten. Bir şekilde vezirini konumu engelleyecek şekilde tutacaktır. Bu arada zaten şeyle kıramıyormuş ya. F ile kıramıyormuş. H ile kırıyormuş mecbur. Evet, o var. O var ama F'li kırdığında da F6'daki düşüyor. Fil. Yani As3 aldığında kale F6 alabiliyorum. Oo, H1'den. H1'den mat var. E4'de ne var? E4'de de vezir D3 mü var? Vezir D3 var. Kırarsa kıracak, ama kırarsa Ama şey var. Evet. Söyleyemediğim kale C8 hamlesi ve şah G7. Kale A8. Şimdi E4 gelebilir yani. Sırf değişmek için gelebilir. Evet. Yani bazen piyon kaybederek de olsa bunu yaparız ya. kaybetmiyor zaten Aynen, aldı geri. piyon. Bunu da alacak. Evet. Tam haş geliş kale H1 tek oldu. Evet, mat var. Mat mı var? Yani daha doğrusu mat değil de. Şimdi vezir E6. Mat nasıl yok ya burada? Allah Allah. Burada belki bir Kale kale H6. H4 olabilir. Kale H6, vezir G6, mat edecek. Evet. Şah Şahlıyor. çekti. Şah H2. Ama bir daha şah yok. Vezir değişmeye yönelik bir hamle olabilir ama kale H7 varmış ya. Kale H7 vardı zaten. Şu an hani kale H7 gidip oynayabilirdi aslında. Şurada. Şurada kale H7. Önce veziri alıyorum. Vezir alıyorum kale H7. Evet. Ha, sen de onu dedin değil mi? Ben sanki böyle, yo alamıyorsun hani, zaten Hemen oynuyorum kale falan. H7 vardı dedim de. O eşit bir oyun sonu izleyelim ya burada. Yani eşit. Eşit diyemem de. Çünkü düşünsene, kaleyle file patlattığı zaman şaha yakın. Yani kim vezire önce çıkarsa falan filan, Yok öyle yok, şeyler mi şöyle diyorsun? şu anlamda dedim. Şimdi geldim şaha, buraya koydum. E3 sürdüğü anda bir şekilde patlatacak konum yakaladım diyelim. İki piyona bir piyon o bıraksın falan diyorsun. G4. Ya burada averaj da önemli olduğu için lig usulünde. Ya 4-2 ile 5-1 arasında bir fark olabilir yani. Evet, Orada doğru hani söylüyorsun. sıra olarak değişebilir en azından. En azından öyle diyeyim. Şah D3. Şimdi sürüyorum. Eyvah, 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 eyvah. Ya kazanç konumda olduğunu biliyor ama şu an süresi de çok az. Belli değil, biliyor musun Emre?
Ya Vallahi belli şey değil, ben yani sana söyleyeyim. kaleye fil olarak bakarsam kazanç. Yo, bu arada piyon file. Oo. Ne oldu, düştü. Piyon bir anda düştü. Yapma, yapma. Aceleci davrandı bence. Önce bir Oynayacak burada hamlesi yok muhtemelen. şah D2 falan gelinebilirdi Kale ya. D8, kale D7. Ha, kale D7 sürüyor musun? Yok, süremiyorsun. Olmuyor. Son konumu hemen açalım. Selamlar, kapatmayın. Son konumu bir açabilir miyiz? Son konumu ne düşünüyorsunuz? Mikrofonları açın bir. Şimdi devam ediyoruz. Şah D3, kale H7, E3. E3'ten sonra kale E7'ye. Şah D2 oynasam nasıl bir konum çıkardı diyeceğim ama herhalde şah F1 oynuyorsun. Şah E2 oynasam, abarttım ama G4 mü var herhalde? Şey ya, burada hani siyahların biraz hani buradan bir şey çıkarmasını ümit ettim ama yani taraf tutmayarak söylüyorum hani bu filli kaleli konumda, kaliteli konumda ama herhalde beyazın çok net kazancı oluyor. Evet, nasıldı? Oyun 1-0 başladı maç. Bir Alparslan'ın internet problemiyle bir cebelleştiği bir şeydi herhalde. Maça da çok fazla dönemedi mi yoksa bilmiyorum. Ya yani onu biraz senden dinleyelim Alparslan. Orada nasıldı? Biz de o G5'i Biz de G5'i beğendik. açıklamaya çalışıyoruz diyor. Aa işte G5 ya, G4 tehdidiyle fil G7 ama galiba G5 de oluyor. Olması lazım. Sonrasında Tekin, bu arada senin böyle kazancı, yani kazanç konum diye nitelendirdiğimiz böyle hafif üstün olduğun bir konum vardı beyazlarda. Hemen A4 A5 oynamaya çalıştın. Bak B4 sürüyorsun, A4 sürüyorsun, sonra A5, böyle işte C6'da bir zayıflık var, fili B7'de rakibin kalesi C8'de. Orada biraz A5 sürüşü sanki biraz erken gibi geldi. Zaten sen de sonradan fark ettin herhalde onu. O hani senin adına baskılı olan konumlardan bir tanesiydi bence ve hani skoru, yani maçı kaybetmende aslında etken oldu. 3-1'di orada skor. Onu da kaybedince 4-1 oldu. Genel olarak maç değerlendirmeleri alalım. Ne düşünüyorsunuz? İlk maç benim için güzeldi. Sonraki maçlar da iyi oynadı Alparslan abi. Tebrik ederim. Bence ikiniz de yani çok çok iyi maçlar çıkardınız, bilmiyorum. Yani iki tarafta çok iyi oynadı gibi geldi bana. Ben kendi şeyimden baktığım için böyle oldu ama hani fikirleri çok iyi oynadınız. İkiniz de tebrik ediyoruz. Bir şey daha soracağız. Şiar Yaran sormuş. Dördüncü oyunda bir şey vardı. Yok, dördüncü oyun muydu ya o? 11. hamle E4 mü? Ha, ya bir tane konum vardı şey. B3 fil B2 G3 fil G2 ile başlayan bir oyun. Sonrasında bir Alparslan'ın böyle bir C çarpı D5 gibi bir hamlesi vardı. Oradan sonra bir yerde E4 vardı sanki. Ya orada. Aynen. Onu söyledi. Öyle bir şey vardı. Ama tabii maç temposunda görmek bazen zor olabiliyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Alparslan, sana tebrikler diyoruz maçı kazandığın için. Tabii ki iki oyuncumuza da tebrikler böyle güzel oyunlar çıkardığı için. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Diğer maçlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet, bugünlük yayınımız bu şekildeydi. Genç Yetenekler Ligi adı altında YouTube'da yayınladığımız Apaydın İnternet Ligi'nin dördüncü haftasında iki maçı yayınladık ve çok güzel maçlar gördük. Hem CM 12 Efe yaşında. Hakan, Öztürk CM Efe Metehan, Yavuz Efe Metehan, Yavuz oyunu
ilk önce paylaştık. Maçını sizlerle paylaştık ve Efe Hakan Öztürk 3.5-2.5 kazandı. Daha sonra Tekin Alp Erdoğan FM Alparslan Işık maçında da 5-1'lik Alparslan Işık'ın bir üstünlüğü vardı. Ve çok keyifli maçlar izledik. Çok keyifli maçlar izledik. Ben öyle son şeyde mesela atıyorum son maçın birinci oyununda olabilir mesela. Ben bayağı heyecanlandım. Yani olayın içine ben girdim. Ben hepsinde ya son maçta bence Tekin Alp adına da Tekin Alp'in o konuşmasından da biraz şey yaptım. Hani böyle ilerlemek istiyorum, ünvan almak istiyorum şeyinden. Evet. Hani gayet iyi oyunlar çıkardı. Hani kendini iyi hissettiği yerler doğru ama bazı hani tabii ki daha çok gelişecek, daha çok öğrenecek, daha yolu var ama bence çok iyi maçlar çıkardı. İki tarafta iyi maçlar çıkardı. Tabii ki Alparslan zaten hani FM olduğu için ona zaten bir şey diyecek bir şeyim yok. Ama Tekin Alp de çok iyi oyunlar çıkardığını düşünüyorum. Bu arada bir Rusya kulübüyle Apaydın Satrancı'nın bir görüşmesi varmış. Belki böyle altyapılar olarak yani altyapı takım maçı gibi bir şey Rusya ile gerçekleştirebiliriz. Onun için de duyuruları takip ediyor olun. Bir dostluk, o da çok, maçı, dostluk maçı konsepti çok güzel olabilir. Çok güzel olabilir hakikaten. Onun dışında projelerimiz devam ediyor. Bir tane çok hani şu an görüşme halinde olduğumuz bir sponsor var ve bir turnuva var. O sizi inanılmaz heyecanlandıracak ki beni bugün yani hani bugün Sabrıcan uçuyor fark etmişsinizdir. İnanılmazdı. Çünkü çok büyük bir organizasyon. Bakalım olursa. Bakalım yani firma da çok büyük. Hani firma ve şirket de çok büyük. Yani inanılmaz şaşıracaksınız eminim. Onun dışında da cumartesi günü 21.00'da Vahap Şanal Mustafa Yılmaz maçıyla karşınızdayız. Ona çok büyük önem veriyoruz. O turnuvanın çok izlenmesini istiyoruz. Umarım bizlerle olursunuz. Aynen yani final maçında artık biz de elimizden gelen en iyi yayını yapmaya çalışacağız. Umuyorum maçlar da çok keyifli geçecek. Final maçına yakışır olacak. Ve çok büyük ihtimalle de GM Emrecan yorumcu olarak bizlerle birlikte olacak. Evet bu da burada açıklanmış oldu. Bakın güzel bir turnuva bekliyoruz. Aynı zamanda Cuma günü saat 21'de zevkine oynayabileceğiniz muhtemelen ünvanlı sporcuların da katıldığı güzel bir 1+0 turnuva olacak. O 1+0 turnuvayı da buradan tekrardan izleyebilirsiniz öyle diyelim. Şimdilik duyuracaklarımız da bu kadar. Bu kadar. Evet. Yeni yayınlarda. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Yeni videolarda da. Evet görüşmek bu arada üzere. Videoları da devam edeceğiz ama şu yayınların biraz daha hani bitmesini bekliyoruz. Şu turnuva bitsin ondan sonra yani GM turnuvası bitsin ondan sonra tekrardan karşınızda videolarla da olacağız. Evet. Herkese iyi geceler.